Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta Doping Hafıza yayınları TYT deneme sınavı ile beraberiz. Ben Serkan Ünlü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Bir 4x4'lük tablo verilmiş. Bu tablodaki her satır ve sütundaki sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Buna göre X, Y, Z, T toplamının kaç olduğu soruluyor. Bir kere elimizde hazır bir toplam var. Şurayı toplayacak olursak arkadaşlar. Demek ki her satır, her sütunun toplamı Y artı 27 olmalı. Burası 18. O zaman bakın şu X dediğimiz Y artı 9'a eşit. Y artı 27 olmasını istiyorduk arkadaşlar. Bakın 7 burada, 9 burada, 16. Y'si de var. Demek ki T dediğimiz 11'e eşit. Bunu bulduk. Şurası Y artı 27 olmalı. O zaman şurada 12 olmalı arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Şurada da Y artı 27 olmalı. Buraya Y eksi 1 kalır. Toplarsak burayı Y artı 16. Demek ki şurası da 11 olmalı arkadaşlar. Şurayı topladığımızda bakın buradan da Y'yi bulacağız. 15, 15, 30. Y artı 27. Bu sütun her satır olduğu gibi o da aynı. 30'a eşitse bakın Y dediğimizde 3. X dediğimizde Y artı 9'dan 12 eşit. 15, 22 hepsinin toplamını soruyor. 37 Denizli aradığımız doğru cevaptır. Eş büyüklükteki kibrit çöpleri kullanılarak aşağıdaki örüntü oluşturuluyor. Buna göre örüntünün 25. adımında kullanılan toplam kibrit çöpü sayısı sorulmuş. Birinci adımda 3 tane kullanılmış. İkinci adımda sayacak olursanız arkadaşlar 7 tane kullanılmış. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tane kullanılmış. Dörder dörder artarak gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bize 25. adımı soruyor. Şuradan formül de elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi formülümüzde 4n eksi 1. 1 verirseniz birinci adımı, 2 verirseniz en yerine ikinci adımın sayısını, 3 verirseniz üçüncü adımın sayısını. Dolayısıyla 25. adımı soruyorsa en yerine 25 yazacak olursanız 25. adımda 99 tane kibrit çöpü kullanılmıştır. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Birbirine eş dikdörtgen şeklindeki şeffaf kağıt parçalarının biri 6 eş parçaya, diğeri 8 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra 6 eş parçaya ayrılan kağıdın 2 parçası sarı renge, 8 eş parçaya ayrılan kağıdın 3 parçası mavi renge boyanıyor. Bu iki kağıt parçası kenarları çakışacak şekilde üst üste yerleştirildiğinde mavi ve sarı renklerin üst üste geldiği kısımlar yeşil renk olarak aşağıdaki gibi görülüyormuş. Son durumda mavinin alanının yeşilin alanına oranı kaçtır diye sorulmuş. Hem 6'ya hem 8'e bölündüğüne göre o kekleri kadar tamamın 6, 8'in o keki 24x dersek bakın sarıların her biri 4x, mavilerin her biri de 3x uzunlukta olur. O zaman şurası 4x, 4x, 8x. Burada 3 tane mavi de toplamda 9x. O zaman şuraya kalan mavi x. Yeşiller gördüğünüz gibi 4x, 4x'ten 8x. Bunların birbirine oranı sorulmuş. O da 1 bölü 8 yapar. Ceyhan'ı aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere x kare artı x artı 3y bölü 16 eşittir z eksi 4. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. İşler dışlar yapacak olursak x kare artı x artı 3y eşittir 16 çarpı z eksi 4. Bakın x kare artı x dediğiniz x tek de olsa çift de olsa her halükarda çift sayıdır. Yani çift artı 3y 16 ile bir sayıyı çarptığınızda da burası da her halükarda çift verir. Çift de neyin toplamı çift yapar? Çift sayının. 3y'nin çift olabilmesi için şunu biliyoruz. Y kesinlikle çift sayıdır. Bu kesin bildiğimiz bir kavram arkadaşlar. Fakat biz burada x ve z için bir şey bilemiyoruz, söyleyemiyoruz maalesef. X, y tek sayılar bilinemez. Y çiftse x tek olmak zorunda değil. Y çift kesin doğru. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz. Hasan misketleri bu kavanozlara sırasıyla 1. kavanoza 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5 attıktan sonra
Başa dönüp birinci kavanoza 6, ikinciye 7, üçüncüye 8, dördüncüye 9, beşinciye 10. Sonra devam ediyor tekrar baştan 11, 12 bu şekilde devam ediyormuş. 11. turun sonunda 5. kavanozda toplam kaç misket olmuştur diyor. 1. turda 1, 2, 3, 4, 5. 2. turda 6, 7, 8, 9, bakın 10. 3. turda 15. Bu şekilde devam edecek olursak arkadaşlar, 11. turda buraya 55 tane atmış olur. İşte bunların toplamını arıyoruz. Genel toplam her zaman şuna eşittir. Terim sayısı çarpı ortancadır arkadaşlar, unutmayınız. Terim sayısı ile ortancayı çarparsanız ardışık toplamların değerini her zaman bulabilirsiniz. Neydi terim sayısı? Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı 1. Ortanca ne demek? Baştaki ile sondakinin toplamının yarısı demek. Burası 11 çarpı, burası da 60 bölü 2'den 30. Çarparsanız bu satırdakilerin, bu üstündekilerin toplamı 330 yapar. Denizli aradığımız doğru cevaptır. M ve N gerçel sayılar olmak üzere M kare küçük MN, o da küçük M eksi N eşitlikleri verildiğine göre öncüllerden hangileri kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Şuradan başlayalım. M kare eksi MN küçük 0 olur. M çarpı M eksi N küçük 0 olur arkadaşlar. Yani bu artı olduğunda bu eksi, bu eksi olduğunda bunun ne olması lazım? Artı olması lazım. Bakıyoruz. M eksi ise M eksi N artı olmalı. Evet, burada sağlıyor gördüğünüz gibi bunu. Buraya bakalım. M artıysa M eksi N eksi olmalı. Bakın bu kesinlikle sağlamıyor. Çünkü M artı M eksi N de artı olur. M N'den büyük olduğu için. Bu kesinlikle yanlış. M artı, bakıyorum M eksi D de artı. Bu da kesinlikle yanlış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki bu burayı sağlıyor. Peki bu burayı sağlıyor mu? Şuraya bakalım arkadaşlar. M pozitif bir sayı. M N'den büyük. Bir kere M N'den büyükse burası ne olacak? Kesinlikle pozitif. M çarpı N dediğim bu da pozitif. Pozitif pozitiften büyük olabilir. Kesin yanlış diyemeyiz gördüğünüz gibi. 2 ve 3 kesin yanlış. 1 her zaman yanlış değildir arkadaşlar. Aşağıdaki bir evde televizyon ünitesi verilmiştir. Televizyon ünitesinin rafı ve dolabı arasında kalan duvara televizyon asılmıştır. Televizyon ünitesinin üst rafının alt kısmı yerden 162.3 cm yükseklikte, televizyonun üst kısmının rafın alt kısmının uzaklığı 28.3, televizyonun altında kalan dolabın yerden yüksekliği 50.2, dolap ile televizyon arasındaki mesafe 32.8 ise televizyonun boyu kaç santim diye sorulmuş. Televizyonun boyuna da A diyelim arkadaşlar. Bunu bir de bunu topladığımızda şu yüksekliği vermek zorunda gördüğünüz gibi. 28.3, 32.8, 50.2 bunları toplayalım. Bundan çıkartalım. 3 elde var 1, 11 elde var 1, 111.3. 162.3'ten 111.3'ü çıkartırsanız gördüğünüz gibi A dediğiniz televizyonun boyu da 51 olur. A'dan aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. ABC 3 basamaklı doğal sayısının rakamları sıfırdan farklı olmak üzere sarı ABC onlar ile birlerin yer değiştirmesinden oluşuyormuş. Pembe ABC, üçgen ABC de diyebiliriz buna, yüzlerle birlerin yer değiştirmesiymiş. Mavi ABC de yüzlerle onların yer değiştirmesiymiş. Yani sarı ABC gördüğünüzde arkadaşlar bu ACB'ye eşit. Pembe ABC gördüğünüzde arkadaşlar bu CBA'ya eşit. Mavi ABC gördüğünüzde ise bu da BAC'ye eşit. Üçünün toplamını vermiş. Bu üçünü toplayacağız. Çözümleme yapalım arkadaşlar. Bunun yerine ACB gelecek. Yani 100A artı 10C artı B. Bunun yerine bakın mavi yerine bu gelecek. Bu da 100C artı 10B artı A. Mavinin yerine de BAC gelecek. O da 100B artı 10A artı C. Bu toplam 1554'müş. 100A, 10A, 1A da burada. 111A. B'leri topladığınızda 111B. C'leri topladığınızda 111C, 1554'müş. Her tarafı 111 ile sadeleştirirsek olursak A artı B artı C toplamında 14 buluruz. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Aşağıdaki görselde yer düzlemine dik olan yerleştirilen iki direk arasına
gergin ve yer düzlemine paralel olacak şekilde asılmış bir branda verilmiştir. Brandanın üst ve alt kısımlarında 30 cm'lik genişlikte beyaz şerit ve ortasında birbirine eş 3 adet kare şeklinde motifler vardır. Brandanın boyu 1,5 metre, direklerin boyu 3 metre. Branda direklerin en üst noktasından gergin bir iple direklere bağlanmıştır. Kare şeklindeki motiflerin üzerindeki bir noktanın yere uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şurada bir nokta olursa, şurası olabilir. Şurası 1,5'sa şurada 1,5. 30 santim düşersek şurası 1,2. 1,5 1,2. En çok 2,7 olabilir. 2,7'den küçük ya da eşit olmalı. En az burada bir nokta olabilir. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurası 0,9. 1,5 30 daha, bu da 1,8. Demek ki branda üzerinde seçilen herhangi bir nokta 1,8'den büyük eşit, 2,7'den küçük eşit olmak zorunda. Şunun üzerinde herhangi bir noktadan bahsediyoruz. Peki şıklar. Kök 2. Yaklaşık değer bulma konusunda daha önceki denemelerimizde de anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Basit bir yöntem var. İçindeki sayıya 2 tane 0 ekliyoruz. Bu sayı hangi iki sayının karesinin arasında? 14 kare ile 15 kare arasında, gördüğünüz gibi. Soldakini alıyorsunuz. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4. Kök 3 için yapalım. 300. 317 kare ile 18 kare arasında. Soldakini alıyorsunuz. Kök 3'ün değeri 1,7. Dolayısıyla bu olamaz, gördüğünüz gibi. Kök 5'i alıyorsunuz arkadaşlar. 22 kare ile 23 kare arasında olduğu için 500. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,2. 2,2 bu aralığa girer, gördüğünüz gibi. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. X, Y, Z tam sayılar olmak üzere. X, Y, Z çarpımız 0'mış. X çarpı Z negatifmiş. Yargılardan hangilerinin kesinlikle doğru olduğu sorulmuş. Şimdi çarpımların sıfır olduğuna göre içlerinden biri ya da birden fazlası sıfır olacak. X ile Z'nin çarpımı negatif olduğuna göre sıfır olması gereken adam Y. Y kesinlikle sıfır. X ve Z için de şunu söyleyebilirim. 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 artı olmak zorunda arkadaşlar. X ve Z tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı Y küçük, X küçük, Z'dir. Bu doğru olamaz arkadaşlar. Çünkü bunlardan biri ne? X ve Z'den biri negatif olacak. Y sıfır olduğu için bu kesin yanlıştır. X negatif ise Z pozitiftir. Evet, bakın bu durumumuz var, gördüğünüz gibi. Y sayısı en küçük doğal sayı. Zaten Y sıfır en küçük doğal sayı. Y eşit 2, 3. Edirne kesinlikle doğrudur. Bir manavda bulunan 4 farklı ABCD tartıları sırasıyla P, Q, R ve S önermeleriyle ifade ediliyormuş. Bu tartılardan bazıları doğru, bazıları yanlış ölçüm yapıyormuş. Verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış tarttığını bulabiliriz. Bakın P ise Q sıfırmış. Bir ise önermesinin sıfır olabilmesi için birisi sıfır olması lazım. Bunu biliyoruz. O zaman P 1, Q 0. Yani bu 1, bu 0. Bakın burada da bir ancak ve ancak önermesi 1 verilmiş. Şimdi Q'nun 0 olduğunu biliyoruz. Ancak ve ancak da bir taraf 0'sa 0 ise 0 1 olur arkadaşlar. Dolayısıyla şu önermenin, yani R veya S'nin değili 0 eşit. 1 veya'nın 0 olabilmesi için her ikisi 0 olmalı. Buradan R'nin değeri 0. S'nin doğruluk değeri 0'sa, S'nin değili 0'sa S'nin doğruluk değerinde 1 olduğunu buluruz arkadaşlar. Bu durumda A doğru tartıyor, B ve C yanlış tartıyor, D doğru tartıyor demektir. B ve C tartıları doğru ölçüm yapmaktadır. Hayır, B ve C yanlış ölçüyor. A doğru ölçüm yaparken B yanlış ölçüm yapıyor. Doğru bir cümle. A ve D doğru ölçüm yapıyor. Bu da doğru bir cümle. Önermelerden 2-3 doğru. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. Üçgen X, X sayısından küçük 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerine eşit olan sayıların toplamını hesaplar. Köşeli parantez Y, Y sayısından büyük en küçük 4'ün pozitif tam sayı kuvvetini hesaplar işlemleriyle tanımlanıyormuş arkadaşlar. Bakın mesela üçgen parantez 543 demek şu demektir. 543'ten küçük olan 2'nin kuvvetlerini tek tek bul ve topla. Örnek 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 543'ten küçük 2'nin kuvveti 512 var, 2 üzeri 9. 2 üzeri 9'a kadar sayıların toplamı. İşte üçgen 543 bu demek. Peki bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın burada bir formülümüz var.
1 r r kare nokta nokta r üzeri n eksi 1. Geometrik dizilerde kullanılan bir formül. Buradakinin 1 büyük kuvvetini r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 diye işte bu formülü kullanacağız arkadaşlar. Fakat bak gördüğünüz gibi bu neyle başlıyor? 1 ile başlıyor. 1 ile başlayabilmesi için buraya bir 1 ekliyorum. Bir 1 çıkartıyorum. En son 2 üzeri 9 ise bakın bu 9 ise burada bir büyüğünü alıyoruz. Dikkat edin. 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1. Burası 2 üzeri 10 1024 eksi 2'den 1022 yapar aradığımız şu üçgen 543. 2 de burada var. Bakın köşeli parantez y 1024 yapıyor sevgili arkadaşlarım. Köşeli parantez y'yi de şöyle tanımlıyordu. Y'den büyük yani bundan büyük bu. En büyük 4'ün, en küçük 4'ün katı. Zaten bu 4'ün katı 4 üzeri 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman y sayısı 1024'ten küçük olacak ve en büyük olacak. Şıklara baktığınızda 1023 bunu sağlıyor. Üçgen 1023 demek şu demek. 1023'ten büyük, en küçük 4'ün katı. Orada da kim var? Zaten 4 üzeri 5 var gördüğünüz gibi. Demek ki y'nin en büyük değeri 1023 olabilir. Adana aradığımız doğru cevaptır. Bir dalış kursunda dalış ekibi 50 metre derin dalış için hazırlık yapmaktadır. Dalış ekibinin lideri dalış ekibine vurgun yememeleri için dalış sonlandırılırken su yüzeyine 7 metre ile 17 metre arası mesafe kaldığında 20 dakika beklemelerini, aksi halde vurgun yeme ihtimallerinin yüksek olduğunu hatırlatmıştır. Buna göre dalış ekibinin su yüzeyine vurgun yemeden çıkabilmesi için 50 metre derinlikten yüzeye doğru yükselmeleri gereken mesafeni alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir bu eşitsizlik? Bakın şurası deniz tabanı olsun. Şurası 50 metre mesafe. Diyor ki su yüzeyine 7 ile 17 metre kala. O zaman şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi 33 metre ile 43 metre arasında yani şu arada beklemeleri gerekiyor. Bizim eşitsizliğin, bizim x'imiz, aradığımız aralık eşitliklerde var. Söylüyor zaten dahil diye bakın. İşte aradığımız bu. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Önce bizden istenilen aralığı buluyorduk verilen cümleden. Sonra şıkları tek tek deneyip bunu veren eşitsizliği arıyorduk. Bakın eksi 10 küçük eşittir x eksi 30 o da küçük eşittir 10. Her tarafa 30 eklerseniz bu sağlamaz. Eksi 5 küçük eşittir x eksi 38 o da küçük eşittir 5. Her tarafa 5 eklerseniz 33 küçük eşit x o da küçük eşittir 43 olur. Verilen eşitsizliği sağlayan aralık gördüğünüz gibi Bursa'da var. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz aşağıda bir alış merkezinin girişinde bulunan iki tane döner kapı verilmiştir. Girişteki birinci kapı 4 eşit bölmeden, ikinci kapı ise 3 eşit bölmeden oluşmaktadır. Birinci kapı dakikada 6 tam tur atarken, ikinci kapı dakikada 10 tam tur dönmekteymiş. Bu kapılar sabah 10'da oklarla gösterilen yönlerde aynı anda dönmeye başlayıp akşam saat 22'de duruyorlar. Yani 12 saat çalışıyorlar arkadaşlar. Kapılar şekildeki konumdayken A harfiyle gösterilen kapılar aynı hizadaymış. Ve kapılar durana kadar bunlar kaç defa görseldeki duruma yani aynı hizaya gelmişlerdir diye soruluyor. Şimdi birinci kapı dakikada 6 tur tam tur dönüyorsa 60'ı 6'ya böldüm arkadaşlar. Birinci kapı 10 saniyede bir dönüyor. İkinci kapı 10 tam tur dönüyorsa dakikada ikinci kapı 6 saniyede bir dönüyor. O zaman o kekleri kadar sürede beraber dönerler. 10 ile 6'nın o kekini alacak olursak 30 saniyede bir yine şu görselde gördüğümüz pozisyonu alacaklardır arkadaşlar. O zaman toplam geçen süreyi 30'a bölersek kaç defa bu pozisyonun olduğunu buluruz. Toplam geçen süre 12 saat demek 12 çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye demektir. Bunu da 30'a bölersek bunu buna böldüm 2. 12 çarpı 120 o da 1440 defa bu pozisyonu alırlar. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Aysel öğretmen ziyaret ettiği şehirleri tahtaya aşağıdaki gibi yazmıştır. Tahtada yazan şehirlerle boş kümeden farklı ABC kümeleri oluşturulmuştur.
A en az 7 harften oluşan şehirler. B içinde büyük A veya küçük A harfi bulundurmayan şehirler. Bakın burada bulundurmayan diyor. C içinde büyük İ veya küçük İ bulunduran şehirler. Aysel öğretmen öğrencilerinden B kesişim C fark A kümesini bulmalarını istemiştir. Bunun cevabı aşağıdaki şıklardan hangisidir? Bir kere B kesişim C ne olacaktır? İçinde A harfi bulundurmayacak fakat içinde İ harfi bulunduracak. Bu ikisinin kesişimi olmak zorunda. Bakın içinde A harfi bulundurmayacaksa bu gitti. Mardin, Afyon, Diyarbakır, Marmaris gitti arkadaşlar. İçinde İ veya büyük İ kesin olacakmış. Bakın Düzce gitti o zaman. Mersin, Denizli, Niğde, Nevşehir, İzmir kaldı gördüğünüz gibi. Bunlardan A kümesini at. Yani en az 7 harften oluşanları at diyor bize. Bakıyorum Denizli 7 harfli elendi arkadaşlar. Nevşehir 8 harfli elendi. Geriye Mersin kaldı, İzmir kaldı ve Niğde kaldı. Mersin, Niğde, İzmir, Adana aradığımız doğru cevaptır. F ve G fonksiyonları birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere. F'in içinde x kare artı 5x, G'nin içinde x küp artı x'e eşit. G 12, 15 ise F'in tersinde 15'i soruyor. Şimdi G12'yi bildiğimize göre G'nin içine 12 yapmak istiyorum. X küp artı 8, 12. X küp artı 4. Özür dilerim. X küp artı 4, 12. X küp 8. X eşittir 2. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. F'in içinde 4 artı 10 eşittir G12. Bakın F 14 eşittir G12. G12 de kime eşit? 15. F'in tersinde 15 istediği için bununla bunu yer değiştirirseniz F'in tersine dönüşür. F'in tersinde 15'in eşittir 14. Bursa doğru cevaptır. F, G ve R fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. G küçük, F küçük, R olan eşitsizliği arıyoruz arkadaşlar. En küçük olan G olacak. Bir kere G en altta. Nerede? Şurada altta G. Sonra F gelecek arkadaşlar. F dediğim kim? Yine şu grafik. En üstte de kim olacak? R olacak arkadaşlar. İşte bakın o aralık şu aralıktır arkadaşlar. G, F, R gördüğünüz gibi. Kimin küçük kim büyük olduğunu sıralaması buradan görülüyor. Bu aralıkta hangi aralık? 4-6 aralığı Edirne aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz Fatma öğretmen toplam 35 öğrencisini okul bahçesinde bulunan sarı çizgi üzerine aşağıdaki gibi yan yana sıralayarak yakalarına birden 35'e kadar numaraları yazdırmış. Sonra numarası 2'nin katı olan öğrencilerden ellerini havaya kaldırmalarını, 3'ün tam katı olan öğrencilerin bir adım ileri gitmelerini, numarası 5'in katı olan önce bir adım ileri gitmelerini ve elleri havada olanların ellerini indirmelerini istemiş. Sarı çizgi üzerinde elleri havada olmayan kaç öğrencisi kalmıştır? Öncelikle 2'nin tüm katları gitti. 2, 4, 6, nokta, nokta, 34. Bunların elleri havada arkadaşlar. 3'ün katları gitti. Bunlar bir basamak ileriye gittiler. 5'in katları bir basamak geri gittiler. 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bunlar bir basamak ileri gittiler. 2'nin, 3'ün, 5'in katları gitti. Geriye kimler kaldı? 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Asallar kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de 1 kaldı. Fakat şurada şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki elleri havada olanların ellerini indirmelerini istemiş 5'in katlarından. Yani burada hem 5'in katı hem çift sayı olan 10, 20 var. Bir de 30 var arkadaşlar. Fakat 30 neydi? Bu 3 ile beraber bir basamak geri gitmişti. Şimdi 10 ve 20'ye gelince arkadaşlar şu 2'nin katlarından bizim almadığımız 10 ve 20 elleri havadayken bir anda ellerini indirdiler. Sarı çizgi üzerinde kaldılar gördüğünüz gibi. Bunları da alacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane öğrenci sarı çizgi üzerinde ve elleri havada olmamış olur. Edirne aradığımız doğru cevaptır. Yukarıda mod ve medyan tanımlarını yapmış. X, Y birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere bu veri grubunda X ve Y sayıları eklenecek. Eklendikten sonra oluşan sayı grubunun mod ve medyan değeri değişmediğine göre
X eksi Y farkının mutlak değeri en az kaçtır? Şimdi burada elemanları alalım. 1, 2, 3 tane 3 var. 1, 2 tane 5 var. 1, 2 tane 6 var. 2 tane 10. 1 tane 13. 1 tane 14. 1 tane 16. Veri grubunu saydığınızda arkadaşlar 5, 7, 10, 12, 1, 14, 2, 10, 2 tane 14 şöyle. 13 tane var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolayısıyla şu bizim için ortanca. Yani bu medyan. En çok tekrar eden gördüğünüz gibi 3 tane 3 var. Modumuzda ne arkadaşlar? 3. Şimdi ben öyle iki terim ekleyeceğim ki mod ve medyan değişmeyecek. Mesela arkadaşlar 4 ve 8 ekleseniz. Bir tane küçük bir tane büyük eklediğimi düşünün. Gördüğünüz gibi bir sola bir sağa eklediğim için medyan değişmez. En çok tekrar eden de değişmez. X ile Y'nin farkı 4 olabilir. Fakat biz farkın en az olmasını istiyoruz. Hocam 6 6 ekleyelim. Birbirinden farklı diyor. Ekleyemeyiz. Hocam 5'e 7 ekleyelim. 6'dan bir küçük bir büyük ekledik. Medyan değişmeyecektir. Fakat 3 tane 5, 3 tane 3 olacağı için modumuz 3 ve mod 5 olacaktır. Yani mod değişecektir arkadaşlar. Değişmemesi için yapmanız gereken bir tane 3, bir tane 4 eklediğimizi düşünelim. 1, 2, 3, 4 tane 3, 4, 5, 5, 6, 6, 10, 10, 13, 14, 14, 16. Terim sayısına baktığınızda 4, 8, 12, 15. Dolayısıyla kim? 8. arkadaşlar. Yani medyan yine 6. En çok tekrar eden yine 3. Dolayısıyla bir 3, bir 4 eklersem de mod ve medyan değişmeyecektir. Dolayısıyla 3 ile 4'ün farkının mutlak değeri en az 1 adana doğru cevaptır. Temizlik ve hijyen sağlayan çamaşır suyu iki farklı türde üretilmektedir. Bunlardan birisi daha akışkanken diğeri daha koyu formdadır ve daha etkili formüldür. Bu iki tür çamaşır suyu içerisinde bulunan maddelerin yüzdeleri verilmiş. Bakın bir %45'i bunun hidrojen peroksit, bunun da %35'i hidrojen peroksitmiş. Birinci tür çamaşır suyunun 800 gramı ile ikinci tür çamaşır suyunun 1-200 gramı karıştırıldığında yeni karışımın hidrojen peroksit oranını soruyor. Bir karışım sorusu. Baloncuk yöntemi kullanalım. 800 gram %45'i hidrojen peroksit. 1200 gram %35'i hidrojen peroksit. Topladığımızda 2000 yüzde kaçı hidrojen peroksit? İşte baloncuk yöntemi. 800 çarpı 45 artı 1200 çarpı 35 eşittir 2000 çarpı K. Hepsinde 400 ortak. 400'e sadeleştirirsem 2 çarpı 45, 3 çarpı 35, 400'e bölersem 5K. %95 eşittir 5K. K eşittir 39. Yeni karışımımızın hidrojen peroksit oranı %39 olur. Edirne aradığımız doğru cevaptır. Bir araç deposu tam doluyken 115 km bir saat hız sabit sürat ile kaç saat yol alabildiği aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 115'te gittiğinde 60 litre yakıt harcıyor ve bunu 8 saatte harcıyor arkadaşlar. Bu araç 115 km sabit süratle hareket ettiği bir andaki yakıt göstergesi şekil 1'de gösterilmiştir. Araç kaç kilometre yol gittiğinde yakıt göstergesi şekil 2'deki gibi olur diye sorulmuş. Şimdi bu 60 litre aldığına göre şunların her biri 4 parça var, 15 olacak. Bunu da 5'e bölecek olursak 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi her biri 3. O zaman 60'tan 1, 2, 3 çıkartırsak burada 51 litrelik yakıt var. Burası 15, 18, 21 litrelik yakıt kalmış şekil 2'de. Yani 30 litre yakıt harcanmış. 60 litreyi 8 saatte harcıyorsak 30 litreyi kaç saatte harcarız? 4 saatte harcarız arkadaşlar. Peki 4 saatte kaç kilometre yol gideriz? Bizden bu soruluyor. Kaç kilometre gittikten sonra bu hale gelir diyor. Hızımız 115.
yolun formülü V çarpı T'ydi. Yerine yazalım. 115 çarpı 4. Demek ki 460 km yol gittikten sonra ibre şekil 1'den şekil 2'ye dönüşüyormuş. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Süt üreticisi Mehmet Bey ineklerinden daha verimli süt üretebilmek için aşağıda içerdiği mineral ve protein miktarı verilen iki çeşit yem türünden birini alacaktır. Mehmet Bey hangi marka yem alırsa alsın inekler için ihtiyaç duyduğu mineral ve protein miktarı tam karşılanacaktır. Alacağı yemin toplam fiyatı 2300'den az olduğu bilinmektedir. Mehmet Bey daha az ücret ödeyeceği yemi tercih ettiğine göre markaya göre diğer markaya göre kaç TL kar ettiği soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Bu 20 kilogrammış. %40'ı mineral olduğuna göre 20'nin %40'ını alırsak arkadaşlar 8 kilogram. Bu 30 kilogram %50'si mineral olduğuna göre 30'un %50'sini alacak olursak 30'un yarısı bu 15 kilogram mineral. Hangi yemi alırsa alsın mineral miktarı karşılandığına göre bundan x bundan y kilogram alsın. Bu durumda şu demektir 8x 15y'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman bundan 15k kilogram bundan 8k kilogram alıyor demektir. Bunun kilogramı 150 TL bunun kilogramı 210 TL. O zaman 15'te 15'i çarparsak 2250K ödeyebilir. Ya da 1680K ödediğinde bu iş gerçekleşmiş olur. 2300'den az olduğuna göre arkadaşlar K'ya 1 verirsek demek ki buna 2250 ödediğinde buna da 1680 ödediğinde aynı mineral miktarını alıyor. Diğer o zaman ucuz olanı tercih ettiğine göre bunu tercih etmiş. Ne kadar az ödemiştir? Bundan çıkartırsanız 570 TL daha az ödemiş. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir kemerdeki delik numaralarının karşılık gelen bel ve beden ölçüleri verilmiş. Üzerinde eşit aralıklara sahip 9 delik bulunduran kemerin bir parçası şekil 1'de gösterilmiş. Kemerin 3 noktasından 12 cm uzaklıkta birinci delik bulunmaktaymış. Bel ölçüsü 70 cm olan bir kişi bu kemeri 8. delikte. Bakın 70 santim belli 8. deliği kullanıyoruz. Bedeni 42 olan, bakın 42 beden, bel ölçüsü 82. Bakın o da burada kullanıyormuş. Kemer deliği 9'dan sonraki birinin bel ölçüsü 66 santim demek. Yani bundan sonrası da kemerin toplamda 66 santim demek arkadaşlar. Şu 3 delik arası 12 ise, 70'ten 82, 12 santim ise bir delik de 4 demek arkadaşlar. Biz de işte kemerin tamamının uzunluğunu arıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 kere 4, 32 burada. 12 burada, 66 burada arkadaşlar. 66, 44 daha. Kemerin toplam uzunluğu 110 santim. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Bir fabrikada çalışma performans puanına göre her yılın sonunda çalışanlara ikramiye dağıtılmaktadır. İkramiyeler çalışma performans puanına göre belirlenmektedir. Çalışma performans puanı 80'in altında olanlar ise ikramiye alamıyormuş. 80 ile 85 arası 1 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar beyaz. 85-90 arası şuradayız. Bunlar 2. Kırmızılar 2. 90-95 arası sarılar 3. Mavilerde 4. 30, 120 daha 150, 90 daha 240. Bakın burası da 100. 30'un katı. O zaman maviye A dersem. Sarı 4A. Kırmızı 3A. Beyaz da 4A. 2000 TL ikramiye alanların sayısı, ikramiye almayanların sayısına eşitmiş arkadaşlar. 3000 TL ve üzeri ikramiye alanların sayısı fabrikadaki toplam kişi sayısının %20'sinden 30 kişi fazlaymış. Bakın 2000 TL ikramiye alanlar 3A. Hiç alamayanların sayısı da 3A. 3000 ve üzeri ikramiye alanlar. Gördüğünüz gibi şunlar 5A. Fabrikadaki toplam kişi sayısının 15A'nın %20'sinden 30 kişi fazlaymış. 5A, 3A artı 30,
2A eşittir 30. Bakın A eşittir 15 olur arkadaşlar. Bu fabrikada ikramiye alamayanların sayısına 3A demiştik. O da 45 yapar. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Cep telefonları için kırılmaz cam üretimi yapan bir fabrikada iki farklı makine vardır. Makinelerle ilgili. Birinci makine her güne saatte X adet kırılmaz cam üreterek başlıyor ve her saat üretimini saatte 10 adet arttırarak devam ediyor. İkinci makine her güne saatte Y adet kırılmaz cam üreterek başlıyor ve her saat üretimini saatte 10 adet eksilterek devam ediyor. Bilgileri bilinmektedir. Bu iki makinenin aynı anda çalışmaya başladığı bir günde A saat boyunca çalışarak ürettikleri toplam kırılmaz cam sayısı sorulmuş bize arkadaşlar. Her güne saatte X adet kırılmaz cam üreterek başlıyor. Her saat üretimini saatte 10 adet arttırıyormuş. Şimdi X, ikinci saat X artı 10, üçüncü saat X artı 20. A saat çalıştıklarına göre son olarak X artı A eksi 1 çarpı 10 üretim yapıyor arkadaşlar. İkincisi Y ile başlıyor. Her saat 10 azaltıyor. Bu da son saat y eksi a eksi 1 çarpı 10 tane üretir. Ve bunların toplamları birbirine eşitmiş. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 a tane var. Her birinden x var. A x. Şurada 10, 20, 30, 40 a eksi 1 çarpı 10 olduğu için 10 parantezinde 1, 2 nokta nokta a eksi 1. Bu da a y artı a y eksi 10 parantezinde 1 artı 2 nokta nokta a eksi 1. Birden a eksi 1'e kadar sayıların toplamı a eksi 1 çarpı a bölü 2. Bu da a y eksi 10 çarpı a eksi 1 çarpı a bölü 2. Biz a'yı arıyoruz. Bu tarafa atalım. Bakın. Bölü 2 bölü 2 10 çarpı a eksi 1 çarpı a eşittir a y eksi a x. 10 çarpı a eksi 1 çarpı a, a parantezinde y eksi x. A'lar gitti. A eksi 1'imiz y eksi x bölü 10. A'mız da y eksi x bölü 10 artı 1. Yani y eksi x artı 10 bölü 10 yapar. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz, aşağıda 1'den 4'e kadar numaralandırılmış kutuların içerisinde birbirinden farklı sayıda toplam 240 adet bilye bulunmaktadır. Bu kutulardaki bilyelere sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Birinci kutudaki bilyelerin 1 bölü 5'i ikinciye, ikincilerin 1 bölü 6'sı üçüncüye, üçüncülerin 1 bölü 3'ü dördüncüye atıldığında 4 kutudaki bilye sayıları da eşit oluyormuş. Buna göre başlangıçta dördüncü kutuda bulunan bilye sayısı kaçtır deniliyor arkadaşlar. Toplamları 240 adet bunların. Şimdi bunda A tane, bunda B tane olsun. Bunun 1 bölü 5'ini buraya atarsak, burası B artı A bölü 5 olur. Burada 4A bölü 5 kalır. Sonra bunun 1 bölü 6'sını buraya atarsak, burası B artı A bölü 5 çarpı 5 bölü 6 kalır. Buna C dersek bu da C artı B artı A bölü 5'in 1 bölü 6'sı buraya geçer. Sonra da bunun 1 bölü 3'ünü buraya aktarıyormuşuz. Bir kere öncelikle şunu düşünelim. Şu kalanlar eşit olacak mı? Kalanların hepsi eşit dediğine göre. 4A bölü 5, 5 bölü 6 çarpı B artı A bölü 5. Şöyle bir işler dışlar yapalım. 6'yı burayla, 5'i burayla çarparsak. 24A, 25'i dağıttığınızda 25B artı 5A olur. Buradan 19A eşittir 25B'ymiş. Yani A dediğim 25K ise B dediğim 19K. Şimdi burada 25K var. Buradan 19K varmış. Rengimizi değiştirelim. Bakın bu 1 bölü 5'ini yani 5 tanesini buraya attığında kalan 20K olur. Burası 24K'ya çıkar. Bu da 1 bölü 6'sını buraya attığında yani 4 tanesini buraya aktardığında burada 20K olur. Burası C artı 4K yapar. İşte bu da 1 bölü 3'ünü 3. katıya aktardığında bu da 20K kalacak. Yani bunun 2 bölü 3'ü bu da 20K olacak arkadaşlar.
Buradan C dediğimde de başlangıçta 26K var demektir. 26K'nın şöyle 30, 26K. Buradan ne gelmişti arkadaşlar? 4 tane gelmişti. 30K olmuştu. Bu tarafa geçti. Peki buraya da 10K geçti mi? Çünkü buradan geldi 4 tane. Burası 30K'ya çıktı. 30K'nın 1 bölü 3'ünü bu tarafa aktardık. En sonunda eşit olması gerektiğine göre başlangıçta da bunda da 10K var mı? Başlangıçtan gidiyoruz. 25K birinci kutuda var. 19K ikinci kutuda var. 26K üçüncü kutuda var. 10K da dördüncü kutuda var. Bununla bunu topladım. 45. 25 daha 70. 10 daha 80K bilye varmış başlangıçta. Bu da 240'a eşit verilmişti. Bakın K dediğim 3. Dördüncü kutuda başlangıçta 10K bilye vardı. K da 3'tü. Demek ki dördüncü kutuda başlangıçta 30 bilye varmış. Adana aradığım doğru cevaptır arkadaşlar. Bir fındık fabrikasında kabuklu fındık paketleme makinesi şekilde gösterilmiş. Bir işçi bu makinenin tezgah kısmına 5 adet birbirine eş karton koli yerleştirdikten sonra makineyi çalıştırmakta ve bu makine bu 5 kolinin üzerinde sırasıyla hareket ederek haznesindeki fındıkların hepsini her bir kolide eşit miktarda fındık olacak şekilde boşaltmaktaymış. İşçi 5 adet kartonu tezgaha yerleştirdikten sonra makineyi çalıştırmış. Fakat makinede meydana gelen bir arızadan dolayı birinci kolide 65, ikinci de 65, üçüncü de 79, dördüncü de 80, beşinci de 21 adet fındık doldurulduktan sonra durdurmuştur. Durumu fark eden işçi kutulardaki fındık sayılarını eşitlemek için eliyle birinci koliden ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye, dördüncüden beşinciye aktararak hepsini eşitlemiştir. Bu duruma göre kaç tane fındık yer değiştirmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burada 65, burada 65, burada 79, burada 80, burada 21 tane var. Bakın arkadaşlar hepsini toplayacak olursak hepsinin toplamları 310 adet fındık yapıyor. Eşit bölünecek, eşit paylaştırılacaksa 310'u 5'e böldüm. Demek ki her bir kutuda 62 tane olmalı. Bunun 62 olabilmesi için 3 tane bu tarafa geçti. Burada 62 oldu. Burası 68 yaptı. 62 olabilmesi için 6 tanesi bu tarafa geçti. Burası 85 yaptı. 62 olabilmesi için 23 tane bu tarafa geçti. Burası 103 yaptı. Bunun 62 olabilmesi için 41 tane de bu tarafa geçti arkadaşlar. Toplam yer değiştiren fındık sayısı işte bunların toplamıdır. O da 73 olur. Bursa aradığımız doğru cevaptır. 3 arkadaş her yıl aynı gün buluşup birlikte yemek yemektedir. 2018 yılındaki buluşmalarında yedikleri yemeklerin hesabını yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde sırasıyla 36, 48, 60 olarak ödemişlerdir. 2010 yılında yaptıkları buluşmada en büyükleri 32 yaşında olduğuna göre 2022 yılındaki buluşmalarında yaşları toplamı kaçtır? 36, 48 ve 60 12'nin katları, 12'nin 3, 4, 5 katı olduğuna göre bunun yaşı 3K ise bunun yaşı 4K, bunun yaşı 5K arkadaşlar. 2018 yılında. 2010 yılında yaptıkları buluşmada en büyükleri 32 yaşındaymış. Şimdi 2018'den 2010 yıla 8 yıl geri gideceğiz. En büyükleri olan 5K 8 yıl geri gittiğinde 32 yaşında oluyormuş. O zaman 5K 40, K eşittir 8. Yani 2018 yılında bunların yaşları 24, 32 ve 40'mış arkadaşlar. Bize 2022 yılındaki 3 arkadaşın yaşları toplamını soruyor. 2018'den 2022'yi her biri 4 büyüyecek. 28, 36, 44 olacak arkadaşlar. Şu ikisini toplarsanız 80, 28 de burada 3'ünün yaşları toplamı 108 olur. Edirne doğru cevaptır. Çınar aldığı yeni telefonu için bir telefon kilidi oluşturmak istiyor. Telefon kilidini oluştururken aşağıdaki bilgiler telefonun ekranına sırasıyla geliyor ve ileri tuşuna bastıkça yeni bilgi ekranı beliriyor. Kilidi oluştururken parmağınızı kaldırmayın. Bir tuşa bastıktan sonra parmağınızı komşu olan diğer tuşlardan birine kaydırınız. Farklı yuvarlak işaretlenerek şifre oluşturulacaktır. Çınar ileri tuşuna bastıktan sonra telefonda şifre oluşturma örneği aşağıdaki ekran gelmiş.
Çınar başta tam ortadaki tuşa basarak en fazla kaç farklı desende şifre belirleyebilir. Burada önemli olan nokta şu. Bakın buraya bastık. Sonra buraya bastık. Buraya bastık. Bir desen oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi 3 arkadaşlar buradaki olay şu. Köşeye geldiğinizde buraya mecbursunuz. Köşelerden birine geldiğinizde gidebileceğiniz 2 tane var gördüğünüz gibi. Fakat ben buradan başladım. Köşeye değil de ortaya gelecek olursam gidebileceğiniz 1, 2, 3, 4 tane var gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman önce köşelerle başlayalım. Çınar'ın gidebileceği 4 tane köşe var. Her bir köşeye gittiğinde oradan devam edebileceği 2 yer var. 4 çarpı 2 köşelerden 8 şifre oluşur. Köşelere değil de şu orta noktalara gelirse, 4 orta noktadan birine gelirse, herhangi birine geldiğinde gidebileceği 4 tane var. Buradan da bu kadar şifre oluşur. 8-16 toplamda 24 farklı şifre oluşturabilir. Adana aradığımız doğru cevaptır. Aşağıda kenar uzunlukları 1 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklinde ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan bir karton parçası verilmiştir. Bu karton parçası önce 8 ölçü bölmeye ayrılıyor. Sonra bölgeler arasında katlama izleri şekil 1'deki gibi oluşturuluyor. Daha sonra karton parçası şekil 2'deki gibi herhangi bir ucundan tutularak katlama izlerinin üzerine katlanıyor ve parçaları tam üst üste gelmesi sağlanıyor. Katlama işleminden sonra ön yüzünde görülen mavi alanın sarı alanı oranından 3/2 olma olasılığı kaçtır? Bunun olabilmesi için arkadaşlar bunun şöyle 5 parçaya katlanmış olması lazım. Ve bunun mavi, bunun mavi, bunun mavi, geri kalanların da turuncu olması lazım arkadaşlar şu şekilde. O zaman tek bir ihtimal var. Tam şuradan katlayacağız. Kaç katlama yeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlama yeri var. Ve ben buradan katlarsam bu iş gerçekleşiyor. O zaman bunun olma olasılığı 1/7. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Seyhan Hoca geometri dersinde aşağıdaki tanımları öğrencilerin defterine yazmış. Daha sonra öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur. BAC kesişim EDF eşiti nedir? Bakın arkadaşlar buradaki olay şudur. Eğer parantez varsa içini de alırsınız. Parantez yoksa sadece çizgileri alırsınız arkadaşlar. Bakın burada da sadece çizgileri alırsınız. Mavi ile kırmızıların kesiştiği yer neresidir? Bakın bir bu doğru bir doğru. KD ve LD doğrularıdır. Bunların birleşimi Ceyhan aradığımız doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Orhan elindeki kartondan yeterli sayıda şekil 1'deki üçgenden kesmiştir. Daha sonra köşelerini ABC harfleriyle isimlendirmiştir. Oluşturduğu üçgenlerden 6 tanesini şekil 2'deki gibi B köşelerine çakıştırıp kenarlar arasında hiç boşluk kalmayacak, kartonlar üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerine birleştirmiştir. O zaman bunların hepsi B açısı diyecek olursak, bakın 6 tane B açısı 360, yani B açısı 60 olur. Aynı işlemi 15 tane ABC üçgenin C köşesiyle yaptığına göre, o zaman 15C eşittir 360. C eşittir 24 olur arkadaşlar. 60, 24, 84 A açısı soruluyor bize. Ona da 96 kalır. Adana aradığımız doğru cevaptır. Semih ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi olan bir kartondan kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 20 cm olan şekil 1'deki dikdörtgen parçayı kesmiş. Burası 12, burası 20'ymiş. Daha sonra şekil 1'de üzerinde belirlediği CE kat izi üzerinden katlayarak D köşesini AB kenarı üzerinde bir noktaya şekil 2'deki gibi getirmiştir. Şekil 2'deki mavi alanın kırmızı alanı oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu bir katlama olduğuna göre şöyle geriye açtığımızda D buraya gelecek. Yani bu açı 90 ise bu açı 90. Bu parça bu parçaya eşit. Şunun tamamı 20 ise bakın burası da 20. Bu da zaten 12 verilmişti bize. Şimdi şu mavi alan hakkında bilgi soruluyor. Bir kere 20, 12. 3, 4, 5'in 4 katı gördüğünüz gibi burası da 16. Alfa, beta diyecek olursak bu da alfa, bu da beta. Yirmiden geriye bakın buraya da ne kaldı? 4. Bu iki üçgenin benzerliğinden ben şu ED'yi, EA'yı bulabilirim.
Bu üçgene bakıyorum. Büyük üçgende beta'nın gördüğü 12, küçük üçgende beta'nın gördüğü 4, büyük üçgende 90'ın gördüğü 20, küçük üçgende 90'ın gördüğü ED. Bunu buna böldüm. 3. Bakın ED uzunluğumuz 20 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şurası. O zaman şu mavi alan 20 çarpı 20 bölü 3 bölü 2 200 bölü 3. Kırmızı alana gelelim. Şu parçayı bulabiliriz. Yine benzerlik. Burada alfanın gördüğü 16. Burada alfanın gördüğü EA diyecek olursak. Bu da 16 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi bu alanda bu alanı toplayacağız. Bunda bunun toplamının yarısı. Şu alan 96. Bunda bunun çarpımının yarısı. Burası da 32 bölü 3. Toplayacak olursak 320 bölü 3 yapar arkadaşlar. Bunun buna oranı soruluyor. Üstteki aynen kalsın. Alttakini ters çevirip çarpalım. 3'ler gitti. 40'a böldüm 5. 40'a böldüm 8. 5 bölü 8 yapıyor bu oran. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz. Aysel Hanım oğlunun fotoğraflarını birbirine eş dikdörtgen biçimdeki çerçevelere koymuştur. Bu çerçeveleri yerden eşit yükseklikte 10 santim aralıklarla duvara çakılmış çivileri asmayı planlamıştır. Çerçevelerin üzerine eşit uzunluktaki ipler yapıştırmış ve çivilere şekildeki gibi asmıştır. Aysel Hanım çerçevelerin yerden yüksekliklerini 88 santim ve 96 santim olarak ölçüyor. Çerçeveler için kullandığı iplerden birisinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şu aralıklar eşit ve 10 santimmiş. Şöyle bunlar da aynı. Buraya B dersek. Bakın şu uzunluklar aynı. Farkları 88-96. Yani arada 8 santim var. Bu 8 santim nerede? Burada işte arkadaşlar. Demek ki burası da B artı 8 santim. Şimdi şuraya bakıyoruz. İpi buradan alırsak arkadaşlar. Şuradan almıyor muyuz? Bakın şu uzunluk bir anda şu ipe dönüşüyor. Dolayısıyla burası da B artı 10 santim. Şu üçgeni dışarıya alalım şöyle. 10, B artı 8, B artı 10. Burada Pisagor yapabilirsiniz. 10 kare artı B artı 8 kare eşittir B artı 10 kare. Ya da 10'u görünce 5, 12, 13'ün 2 katı olur mu diye düşündüm ben öncelikle. 12'nin 2 katı burası 24, burası 26. Bakın bunu sağlayabilmesi için B'ye 16 verirseniz bu sağlanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bize şu ipin tamamı soruluyor şurası. 16, 16, 32 burada. 40 da burada. İpin tamamı 72 oluyor. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Oğuz geometri dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin y ekseni üzerinde bir nokta belirliyor. Şöyle bir nokta alıyor. 0, y noktası olsun. Ardından belirlediği bu noktanın ordinatını 2 birim azaltıp absisini 2 birim arttırıyor. O zaman absisi 2 olur, ordinatı 2 azalır, y eksi 2 olur. Daha sonra ikinci bir nokta elde ediyor. Daha sonra elde ettiği ikinci noktaya da aynı işlemi uyguladığında x ekseni üzerinde burası 4 olur. Bakın burası 0 olur arkadaşlar. 2 birim azalttığında bunu elde ediyormuş. O zaman bunda bunun arasındaki fark 2 olduğuna göre demek ki şurası 0,4 noktası arkadaşlar. Oğuz aynı işlemleri ardarda uygulayarak devam ediyor. Elde edeceği 5. nokta. Bakın 1. nokta. 2. nokta. 3. nokta. Burası 6,-2. 5. noktamız da 8,-4 noktası arkadaşlar. Bu koordinatları toplamını soruyor. O da 4 yapar. Evet 5. noktamız bu nokta. Denizli doğru cevap. Boyutları birbirinden farklı kare şeklindeki biri beyaz diğeri siyah olan iki fayans şekil 1'deki gibi birer köşesi ve birer kenarları çakışmıştır. Fayanslar şekil 1'deki konumdayken beyaz fayans sabit bırakılarak siyah fayans sağa doğru 7 cm kaydırıldığında beyaz fayansın bir köşesi siyah fayans ile çakışık olduğu kenarın orta noktasına. Yani şurası orta nokta unutmayalım. A ile B arası 25 santim.
Beyaz fayansın çevresini soruyor bize soruda. Şimdi şurası 7. Şurası A. Şurası da A olsun. Bakın burası da 2A. 7, 25, 24. Demek ki A dediğim 12. Bakın beyazın bir kenarı 19. Çevresi 19 kere 4. 76 olur. Denizli doğru cevaptır. Bir kenarı A birim olan düzgün altıgenin alanı verilmiş. 3 tane kare, 3 tane eşkenar üçgen ve düzgün altıgen şekildeki gibi bir kablo ile sarıldığında kablonun uzunluğu bu olduğuna göre düzgün altıgenin alanı soruluyor. Altıgenin bir kenarına A diyecek olursak. Bakın burası A, eşkenar üçgen AA, burası A. 90, 120, 60. O zaman burası da 90, burası A kök 2. Şu şekilde alacak olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A kök 2. 1, 2 artı 3A. 24 artı 48 kök 2. Bu eşitliği sağlayan A'mız 8 oluyor gördüğünüz gibi. Bir kenarı 8 ise alanı 6 tane 8'in karesi kök 3 bölü 4. Şu formülü de yerine yazıyorum. 96 kök 3 oluyor. Denizli aradığımız doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Bir altıgen dik prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Altıgen dik prizma biçimdeki bir kutunun yan yüzeylerinden 4'ü maviye, kalan 4 yüzey ise sarıya boyanmıştır. Maviye boyanan yüzeylerin alanları toplamı 72 cm, sarıya boyanan yüzeylerin alanları toplamı 36 artı 27 kök 3 cm ise kutunun hacmi sorulmuş bize. Bir düzgün altıgen çizelim şöyle. Bakın bunun prizmasını oluşturmak istiyoruz. Şöyle. Şöyle düzgün altıgen prizma. Taban kenarlarına yüksekliğine H diyelim. Bakın yan yüzünün her birinin alanı AH olur. 4 tanesi 4AH 72. Geriye kalan 2 tane AH kalır. Bir de 2 tane taban alanı kalır. Düzgün altıgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tü. İşte bu toplamda soruda bize bu verilmiş. 4AH 72 ise 2AH'ı yerine yazalım. Yarısı 36 artı 2 tane A kare kök 3 bölü 4. 36 artı 27 kök 3 eşit. 36'lar gitti. Bunu buna böldüm 2. Bu 6A kare kök 3 bölü 4 bu arada bunu unutmayalım. 6A kare kök 3 54 kök 3. A kare 9. Bakın tabandaki düzgün altıgenin bir kenarı 3'müş. 4AH 72 idi. Buradan H da 6. Hacim taban alanı 6 tane A kare kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 3. O da 81 kök 3 yapar. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır sevgili arkadaşlar. Bir otomobilin devir saati bir çember etrafında şekil 1'deki gibi 0'dan 7'ye kadar eşit aralıklarla sınırlanmıştır. Her bir eşit aralıkta kendi içinde 4 eşit parçadan oluşturulmuştur. 7'den 0'a kadar olan saatin dönme yönündeki mesafe ise 150 derece olarak ayarlanmıştır. Bu otomobil çalışmadan önce ibre şekil 1'deki konumundayken çalıştırdığı anda şekil 2'deki konuma geliyor. Buna göre ibre şekil 1'deki konumundan şekil 2'deki konumuna gelene kadar saatin dönme yönünde en az kaç derece dönmüştür diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın şu aşağısı 150 derece ise 360'a tamamlarsak yukarısı 210. 7 parça olduğuna göre şunlardan her biri 30 derece demektir bizim için arkadaşlar. Buradan başladık 30, 60, 90, 120. Şu 30'un tam ortasına gittiğimize göre 15 daha gideceğiz. Bu taraftan bu tarafa 135 derece dönmüştür. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Yarıçapı R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H yani taban alanı çarpı yükseklik. Yarıçapı 4 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki 5 özdeş tahta parçası düz bir zemine şekildeki gibi çakılmış. Tahta parçalarının zemin üzerinde kalan kısımların yükseklikleri toplamı 15 birim. Şunları topladığımızda 15 birimmiş. Altta kalanların ise toplam hacmi 480 pi birim küpmüş. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. H1, H2, H3, H4, H5 hepsi için
Pi çarpı 4'ün karesi çarpı h1. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı h2. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı h5. Toplam hacim 480 pi'miş. 16 pi parantezinde yükseklikler toplamı eşittir 480 pi ise aşağıda kalan yükseklikler toplamı 30 oluyor gördüğünüz gibi. Yukarıda kalan yükseklikler toplamı da 15. O zaman bu 5 eşit çubuğun toplam uzunluğu 45 santim. Bunu da 5'e bölerseniz her birinin yüksekliğini 9 bulursunuz. Adana aradığımız doğru cevap olur. Önümüzdeki sınavlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Evet, ben fizik öğretmeni Cem Pağnık'la fizik soru çözümlerine başlayalım. Ayşe öğretmen fizik dersinde öğrencileriyle araştırma yapmak için tahtaya aşağıdaki öncülleri yazıyor. Daha sonra öğrencilerinden bu öncülere uygun örnekler vermelerini istiyor. Öğrencilerden verilen örnekler şekildeki verilmiş. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler hatalıdır? Şimdi önce birinci önce sıcaklık demiş. Sıcaklık için arkadaşlar temel ve skaler. Birinci öncülde temel ve skaler var. Poyraz doğru söylemiş. Ebrar, ikinci öncüle uygun örnek hız. Hız türetilmiş ve vektöreldir. O yüzden türetilmiş vektörel. Ebrar doğru söylemiş. Üçüncü öncüle uygun örnek hızdır. Hız türetilmiş vektöreldi. Burada ise temel verilmiş. Hız temel değildir. Bu yanlış. Dördüncü öncülde uygun örnek kuvvettir. Kuvvet türetilmiş vektöreldir. Burada ise türetilmiş doğru ama skaler yazmış. Demek ki bu arkadaşımız da yanlış söyledi. Fulya ve Akın hatalı örnekler vermiştir. Birinci son cevabı Deniz'de. İkinci soru bir özkütle sorusu. Betül renkli sıvı kulesi deneyi için 3 kaba su koyuyor. Birinci kaba kırmızı. Şöyle yazalım. İkinci kaba yeşil. Üçüncü kaba mavi sıvı renklendirici boya damlatıyor. Birinci kaba tuz. İkinci kaba şeker. Ekleyip karıştırıyor. Betül oluşan bu sıvıların yeterince büyük ayrı bir kaba sıvılar birbirine karışmayacak şekilde dolduruyor. Buna göre sıvıların yeni kapta görünümü aşağıda verilen şekillerden hangisi gibi olur? Bu arada alttaki bilgide D tuzun yoğunluğunun şekerden, şekerin de sudan daha büyük olduğunu söylüyor. Bilgi şu, yoğunluğu büyük olan sıvı kabın tabanda yer alır. O yüzden kırmızı kabın tabanda olacak. Yoğunluğu küçük olan su ise mavi renkliydi. O da yukarıda olmak zorunda en üstte. Kırmızı ve mavi şekildeki gibi en altta ve en üstte. B şıkkında verilmiş cevabımız da. Üçüncü soru. Bir ortalama sürat sorusu şekildeki gibi. Otoyollarda ortalama sürat sınırı 40 km saat. Azami ise 120 km saat olarak belirlenmiştir. Bunun altında ve üstünde kalırsak artış değerlerine göre sınır ihlali cezaları %10'dan başlayıp %90'a kadar değerlerle ceza bedelleri tabloda verilmiş. A aracı 10 kilometrelik mesafeyi 4 dakikada buna bağlı olarak hemen A aracının hızını bulmam gerekiyor. 10 kilometre eşittir ve A hızı çarpı 4 dakikayı da 60'a bölerek saat cinsinden yazalım. Buradan VA'nın değeri 600 bölü 4'ten 150 kilometre bölü saat çıkar. Şimdi bu da şu anlama gelir. 150 kilometrelik saatlik hız 120 kilometrenin ne kadar fazlası? 30 kilometre fazlası. Yani 120 100 ise 30 yüzde kaçtır diye oran orantı yaparsak x eşittir 25 çıkar. Demek ki %25'lik ne varmış? Bir sınır ihlali.
Hocam %25'lik ihlal bu aralığa girer. O zaman A'nın yiyeceği ceza 665 TL. Peki aynı şekilde B'yi hesaplayalım. 10 kilometrelik yolu 25 dakikada gidiyor. Bayağı yavaş gidiyor. VB bölü saat cinsine yazarsak 60 yapar. Bunu da VB'nin hızı da buradan hesaplandığında 24 kilometre bölü saat. Peki hız sınırının ne kadar altında? 40 eksi 24 eşittir 16 kilometrelik bir ihlal var. Bu da 40 kilometre yüzde ise 16 kilometrelik değer kaçtır diye bakarsanız bu da x değerinde arkadaşlar %40 çıkar. Burada %40 ihlal var. %40 ihlal de bu aralığa giriyor. Bu da B aracının yediği cezadır. 665'e 982 B şıkkında gözlüyor. Dördüncü soru. Mekanikte dalgalar enine ve boyuna olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıda verilen dalgaların hangisi yalnızca enine dalga özelliği gösterir? Elektromanyetik dalga enine dalgadır. Diğer dalga gruplarından yay enine ve boyuna yayılabilir. Su yine aynı şekilde enine ve boyuna yayılabilir. Deprem dalgası enine ve boyuna yayılabilir. Ses sadece boyuna yayılan bir dalgadır. Böylelikle elektromanyetik dalga sadece enine yayılan bir dalga olup cevap E şık olacak. Beşinci soruda. Bir öğrenci 10. sınıf proje ödevi için aşağıdaki deney düzenini hazırlamıştır. Deney düzeninde bir barometre var. İçerisinde tuzlu su yerleştirmiş civa yerine. Bir tüp var ve gazla şekildeki gibi doldurmuş. Bu öğrenci önce tuzlu su karışımının içine şekildeki gibi cam tüpü ters çevirip daldırmıştır. Ardından esnek balonu içi boş olan kabın alt kısmına bağlayıp musluğu açmıştır. Okey. Musluktan su akacak. Kapta bir dolum gerçekleşecek. Bu dolum gerçekleşirken de balonu etki eden basınç değerleri artacak. İçerisine su doldurunca bu kabın. Balonu etki eden basınç değerleri P balon artacak. Tabii kapalı kaplarda balon değerinin artması için PVNRT ifadesine göre sağ taraftaki değerler sıcaklık ve madde miktarı sabit. Basıncın artması balonun hacminin azalmasını sağlar. O zaman V azalır. Balonun hacmi ve balonun içindeki gazın basıncı ne yapacak? Bu hacim azalırken balonun basıncı artacak. Buna göre rapor inceleyen öğretmen aşağıda verilen sonuçların hangisinin hatalı olduğunu tespit etmiştir. Şimdi K noktasına sıvı dolacağı için K noktasındaki sıvı basıncı P sıvı artar. Balonun içindeki gazın basıncı buna artar demiştik. Buna istinaden balonun hacmi azalır demiştik. Cam tüpteki gazın basıncı artar. Şimdi burada sıvı seviyesi azalacak. Şöyle şuraya çizelim tekrardan. Tüpümüz bu. Sıvı seviyemiz şurası. Tabi şurası da gazın olduğu yer. Sistemde sıvı seviyesi aşağı indiğinde
aşağıdaki basınç P0 eşittir HDG artı P gaz olacağı için P0 değişmez. Ne yapacağız peki? Peki sıvı seviyesini aşağı indirdiğimizde şuraya çektiğimizde sıvı seviyesini bu sefer sıvı borunun içerisindeki sıvının miktarı şekildeki gibi o da aşağı doğru gelmek zorunda. Eğer bunu H yaparsanız sıvı seviyesini H yaparsanız P0 değişmez. HDG aynı kalırsa P gazın da aynı kalması gerekir ama maalesef H sıvı seviyesi aşağı indiğinde buradaki gaza yer açacaktır. Gazın basıncı azalır. O yüzden bu azalmanın daha az olması için H seviyesi kendini biraz yukarıda tutar. Olması gerekenden daha fazla yükseklik oluşturur. Bu yüzden H artar ifadesi doğrudur. Cam tüpteki gazın basıncı artar yerine azalır olacak. Bu ifade yanlış. Altıncı soruda bir optik sorusu. Eğlence parkında aynalarla dolu bir odaya giren Mert aynalara bakarak kendini aşağıda verilen tablodaki gibi görmüştür. Küçük ve düz olarak birinci aynada, ikinci ayna düz ve büyük olarak, üçüncü ayna aynı boyda ve düz olarak, dördüncü ayna aynı boyda ve ters olarak görmüştür. Şimdi düzlem aynada biliyoruz ki görüntümüz aynı boyda ve düz olmak zorunda. Çünkü tüm düz görüntüler sanaldır ve görülebilir. O yüzden üçüncü aynamız düzlem olacak. Evet. Küçük ve düz olarak göreceğimiz ayna türleri biliyorsunuz ki tümsek aynalar. Ortamın daha geniş görebilmek için nesneleri küçültürler. Bu yüzden küçük görüntüler oluşturur ve sanal olduğu için yine düz olmak zorunda. Burası tümsek ayna olacak. Şu şıklar gitti. İkincisi, düz ve büyük olarak da çukur ayna gösterilir. Çukur ayna yine baktığınızda düz ve büyük olarak gösterir görüntüyü. Bu da daha detaylı işlemler gerçekleştirebilmek için ikinci aynamızın çukur olması gerekir. Dördüncü aynada ise aynı boyda ve ters olarak ters görüntü sadece çukur aynada oluşur. Bu aynı boyda olabilir, küçük olabilir, büyük olabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. İçinde salça bulunan cam kavanozu açamayan Meral Hanım'ın oğlu Mete'den yardım istemiştir. Buna göre Mete kavanozun kapağını açabilmek için işlemin hangilerini yapabilir? Altta bir bilgi vermiş. Kavanoz kapağının genleşme katsayısı camın genleşme katsayısından büyük. Demek ki biz ısı verirsek kavanozun kapağı biraz daha fazla genleşeceği için kendini bırakabilir, camdan ayrılabilir. Bu yüzden demek ki sıcaklığını arttırmak yeterli olabilir. Bir, kavanozun sıcak suyun altına tutmak. Kavanozu sıcak suyun altına tutarsak metal kapak daha çok genleşecek, daha çabuk büyüyecek. O yüzden boşluk oluşabilir. Kavanozu soğuk suyun altına tutmak olmaz. Bıçak yardımıyla kavanozun içindeki havayı almak olur. Basınç dengelemesi sağlamak için gerçekleşebilir. Kavanozu uzun bir süre ters çevirmek, bununla alakası yok. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Testimiz burada bitmiştir. Başarılar arkadaşlar. Kimya öğretmeni Mehmet Özer, kimya sorularını beraber çözeceğiz. Kimyanın birinci sorusu, kimya disiplinleriyle ilgili arkadaşlar. Bir maddenin yapısında ne olduğu ve miktarını belirleyen kimya disiplini analitik kimyadır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı Adana. İkincisinde bir iyonun toplam elektron sayısı verilmiş. Nötr X atomu ile ilgili bana bilgi soruluyor arkadaşlar. Burada toplam elektron sayısı 32, 1X artı 3 adet oksijen artı aldığı 1 elektron eşittir 32. X artı 8 çarpı 3 artı 1 oksijen eşittir 32. 24, 25. X'in proton sayısı arkadaşlar 32 eksi 25'ten 7. X'in atom numarası 7 arkadaşlar. Çekirdek 2 atom numarasıdır. Arkadaşlar katman elektron dizilimi 2'ye
5 olacak. Bu yanlış oldu. 5A grubunda olduğu için periyodik cetvelin 15. grubunda bulunur. Bu doğru oldu arkadaşlar. Doğru cevap edildi. Türev etkileşim arkadaşlar. İkinci periyotta bulunan X ve Y elementlerinin grup numaraları 2 ve 17'dir arkadaşlar. İkinci grup 2A grubudur arkadaşlar. X'in alacağı değerlik artı 2. Y 17 olduğu için 2, 8, 7. Onun alacağı değerlik de arkadaşlar Y'nin eksi 1'dir ama elektron alacak bu arkadaşlar bu şekilde. 1X'e karşılık 2Y olacağı için arkadaşlar burada doğru cevap Deniz'de olacak. Viskozite sorusu arkadaşlar. Civa, sülfürik asit ve zeytinyağının viskozite değerleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Viskozite arkadaşlar sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç. Viskozite değeri ne kadar büyükse arkadaşlar molekül arası çekim kuvveti o kadar fazla. Viskozite değeri burada en büyük olan zeytinyağı. Molekül arası etkileşimi en fazla olan zeytinyağıdır. Bu doğru. İkincisi arkadaşlar akmaya karşı en az direnci viskozitesi en düşük olan civa gösterir. Doğru. Kaynama noktası burada en yüksek olan element viskozitesi en büyük olan arkadaşlar zeytinyağı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğru değil. Üçüncü şık. 1 ve 2 doğru. Kimyanın temel yasalarıyla ilgili soru sormuş arkadaşlar. Katlı oranlar yasası sorusu. İki bileşik verilmiş arkadaşlar. Birinci bileşin kütlece birleşim oranı verilmiş. İkinci bileşin kütlece birleşim oranı isteniyor. Birinci bileşik 2x bölü 3y. 2x'in karşılığı 1 iken 3y'nin karşılığı 2. X eşittir arkadaşlar 0,5. Y eşittir 2 bölü 3. Bunu götürüp arkadaşlar yerine yazdım. 3x bölü 4y. 3 çarpı 1 bölü 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 arkadaşlar. İşlem sonucu arkadaşlar 9 bölü 16'dır. Doğru cevap Adana. Arkadaşlar bu sınavın en belirleyici sorusu bu. Çözelti hazırlamadı arkadaşlar. Hacimlerin toplamı veyahut da bir alıp üzerine bu kadar mililitre madde ilave ederiz ifadesi doğru değildir. Çözelti elde edilirken çözünen yeteri kadar alınır. Üzeri istenilen mililitreye tamamlayacak kadar su ilave edilir arkadaşlar. %80'lik etil alkol elde etmemi istemiş. 500 mililitre. Nasıl hazırlandığını ben söyleyeyim. Arkadaşlar bu %80'lik. 100'ünü aldığın zaman 80'i alkol. Arkadaşlar 20 mililitresi su. Bunun arkadaşlar 5 katını aldığın zaman 400 mililitre su olacak. Pardon alkol olacak. Arkadaşlar 400 mililitre alkolün üzerine 100 mililitre su ile etmiyoruz. 400 mililitre alkol alınıp üzeri X mililitre suyla tamamlanır. Hacmi 500 mililitreye tamamlanır. Çünkü hacimlerin toplamı X'inin toplamı olmaz. Molekül arası boşluğa yerleşeceği için. Dolayısıyla 100 mililitre su kullanılmıştır ifadesi yanlış. Çözelti hazırlanırken 400 mililitre alkol üzerine 500 mililitre 100 mililitre su ilave edilir. Bu da yanlış. 400 mililitre alınır. Üzeri arkadaşlar su ile 500 mililitreye tamamlanır. Tekrar söylüyorum. 400 artı 100, 500 mililitre etmez. Molekül arası boşluklara yerleşir arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar hacmi 1000 mililitre tamamlanana kadar su ilave edilirse %40'lık olur. %1 V1 eşittir %2 V2. İlk baştaki arkadaşlar 80'likti 500. Ben buraya 1000 mililitre dediğim zaman arkadaşlar %2 40 olur doğru. Asit baz sorusu arkadaşlar. Aktif metallerin karbonatı bileşikleri baz özellik gösterir. Asitlerle tepkimelerinde karbondioksit, tuz ve su oluşur. Bir doğru. İkincisi arkadaşlar soy metaldir. Bekarbonasis
Bakın üzerine sülfürik asit ilavettiğiniz zaman deriş ise CO2 gazı açığa çıkarır. Bu yanlış. C kabında arkadaşlar bu amfoter bir metaldir. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla hidrojen gazı açığa çıkarır. 3 de yanlış. Yalnız 1 doğru. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Cevaplarımız bu kadar. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bu haftaki biyoloji sorularının çözümüne başlıyoruz. Hemen söyleyeyim, ben soruları beğendim. Doping hafıza diye dudak bükenlere duyurulur sevgili arkadaşlar. Gerçekten sorular çok güzeldi. 15. sorumuz bir nükleik asit sorusu. Bunu da diyebilirler. İşte nükleik asitler bu konuya dair bir TYT konusuna. Evet, 9. sınıfta nükleik asitler basitçe anlatılır. Burada da anlatıldığı gibi. Şimdi burada bilmeniz gereken şu. 1 ve 2 arasında çift hidrojen bağı görüyorsunuz. Demek ki birisi adenin, birisi timin. Peki kim pürin, kim pirimidin? Tabii ki adenin ve guanin pürin olduğu için burada da bir numaralı birey timin olduğuna karar verebileceğiz. Buna dikkat ediyorsunuz. Aynı şekilde 3 ve 4'te tek halkalı olan 3, çift halkalı olan 4. Dolayısıyla 4 guanin, 3 de sitozin olduğunu hemen cebimize koyalım. Bu durumda hangisi doğrudur? 1 ve 2 numaralı birey moleküller pürin, yanlış. Bir kere bir pirimidin. Onun için yanlış oldu bu. DNA'nın hidrolizi sonucu oluşan 2, 3 ve 4 numaralı moleküller RNA sentezinde kullanılabilir. Dikkat edin, 2 ne oldu şimdi? Çift bağ olduğu için 2 adenin, RNA'da adenin var, doğru. 3 ne olabilir? Sitozin, doğru. O da RNA'da var. 4 guanin, o da o zaman doğru. Bunu RNA sentezinde kullanabiliriz. Neyi kullanıyoruz? Bazı kullanıyoruz. Lütfen dikkat et. Bazı kullanıyoruz. 3 ve 4 numaralı moleküllerin bağ kurmaları sırasında oluşan su, şunu söyleyeyim, hidrojen bağları oluşurken su oluşmaz, yıkılırken de su harcanmaz. Çok şık, çok güzel bir soruydu. Bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı CO2'yi kökleri ve topraktan aldığı sudaki hidrojenleri ışık varlığında birleştirir, besin ve O2 üretir. Bu doğru bir ifade. Organik maddenin sentezi için gerekli ATP sitoplazmadan değil, kendisi üretir. Onun için yanlışımız tabii ki Bursa olacak. 2 numaralı bir ifade yanlış. Neden? Çünkü fotosentez yapılırken gerekli enerji kendisi tarafından üretilir. Yani kloroplast üretilir. Lütfen dikkat. Günümüzde canlılar sistematik olarak biliyorsunuz sınıflandırılır. 6 tane alem yapıyoruz. Hangileri kesinlikle alem hakkında fikir sahibi olabiliriz diyor. Hemen söyleyelim. Kontraktil kopul varsa protisttir. Onun için bazı protistler, tatlı suda yaşayan protistler kontraktil kopul taşır. Onun için doğru cevabımız Bursa olacak. İnorganik maddeyi oksitleyince hocam bu kemosentez yapan canlılar bakteri de olabilir, arke de olabilir. Onun için bilemeyiz. Mayoz bölünme biliyorsunuz yine bilemeyiz. Ökaryotların hepsinde var neredeyse. Sitoplazmik organ olarak sadece ribozom bulundurma. Bu bakteri de olabilir, arke de olabilir. Hücre zarı dışında hücre duvarı bulundurma yine biliyorsunuz bakterilerde, arkelerde, protistlerde ve bitkilerde bulunabilir. Bu da güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Burada da kromozom sayısının geçici olarak 2 katına çıktığı evreyi soruyor bize. Buna göre numaralarla belirtilen evrenin hangisinin başlangıcı ile sonucu arasındaki dönemde hücrenin kromozom sayısında değişim gözlenir. Lütfen unutmayın. Anafazda, şurada şurası anafaz, kardeş kromatit kutba çekiliyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Denizli olacak. Neden? Çünkü kardeş kromatitler kutuplara çekiliyor. Lütfen dikkat edelim. Burada bir besin zincirini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu besin zincirini kimi yediğine bakacaksınız. Tabii burada en dipte kim olacak? Daha doğrusu besin zinciri kimle başlayacak? Fitoplanktonla başlayacak. Dolayısıyla R ile başlayacaksın. Peki fitoplanktonu kim yiyebilir? Tabii ki zooplankton yiyebilir. Dolayısıyla sonra ne yapacaksın? Buraya M yazacaksın. Zooplanktonu kim yesin? Zooplanktonu gümüşü balık yesin. Orada da ne yapacaksın? Böyle aşağı doğru gideceksin. Sonra onu kim yesin? Onu da alabalık yesin. K. Sonra kim? En üst tüketici kim olsun? En üst tüketici martı olsun. Orada L yazacaksın. Böyle gidersen dolayısıyla hangisi canlılar arasında yapılan biyolojik birikim karşılaştırıldığında hangisi doğrudur? Evet, bu durumda hangisi doğrudur? Gümüşü martı. Evet, gümüşü martı en üst tüketici olduğu için L büyüktür. Ne olacak? Doğru cevabımız Denizli olacak. Hemen bir soy ağacı arkadaşlar. X kromozomunda çekinik olarak taşınan diyor. Dolayısıyla hangisi yanlıştır diyor bu tarz sorularda. Lütfen dikkat ediniz.
Bu tarz sorularda verilenleri hemen yazıyoruz. İçi taraları mesela son birey dişi olduğu için XX küçük R küçük R yazıyorsun hemen üzerine. Böyle yazıyorsun. Şu bir numaralı bireyin taşıyıcı da olabilir. Büyük R büyük R de olabilir. Dolayısıyla bunu kesin bilemeyiz arkadaşlar. Büyük R büyük R de olabilir. Ama büyük R küçük R de olabilir. Dolayısıyla bir numaralı bireyde hastalıkla ilgili allel bulunmaz diyor. Yanlış. Diğerine bakalım arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana olacak. İki numaralı birey hastalıkla ilgili allel sadece anneden kalıtılmıştır. Unutmayın X'e bağlı çekinikte erkek her zaman ilgili geni anneden alır. Bunu lütfen unutmayın. 3 ve 5 numaralı biriyle ilgili özellik yönünden hep aynıdır. 3 ve 5 gördüğünüz gibi taşıyıcı arkadaşlar. Taşıyıcı olmak zorunda. 3 de XX büyük R küçük R olacak ikisi de. 4 numaralı birey homozigot genotipli olamaz. 4 numaralı biri doğru. XY büyük R olacak. Dolayısıyla homozigot genotipli olamaz. 3 ve 4 numaralı bireylerin kız çocuklarının fenotipinde bu hastalık görülmez. Neden? Çünkü 4 numaralı birey sağlam olduğu için kız çocuklarında XX küçük R küçük R diye bir kızı olamaz demek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi günler diliyorum. Çok iyi kalın, sayışla kalın. Ama ben soruları beğendim. Mutlaka bu tarz sınavlara da değişik sınavlara da girin. Hepinize iyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Türkçe sorularıyla devam edelim. Ben Fatih İnce. Birinci soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Anlamının eş anlamlısını sormuyor bu gibi sorularda. Cümleye uyup uymadığına bakmanız gerekiyor. Ona dikkat etmelisiniz. Evet, bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre çok yağlı beslenmek bağırsaklarda mikrobiyal ortamı olumsuz etkileyerek bağışıklık hücrelerinin yapısını olumsuz etkilemesi, olumsuz bir tesir etmesi kullanılabilir. Farklı fare modelleriyle yapılan deneylerde örnekler model örnek anlamında doğru. Aşırı yağlı beslenmenin bağırsak mikroflorasının işleyişini bozduğu ve vücudun bağışıklık seviyesinin düştüğü belirlendi. Bağışıklık seviyesinden kastı burada dirençtir. Vücudun direnci anlamında doğal yollarla kazanılmış direnç. Bu da doğru. Virüse karşı büyük bir savaş verdiğimizde bağışıklık sistemimizin güçlü tutmamız gereken bu dönemlerinde yediklerimizin içeriği ve özellikle yağ miktarı, şimdi yediklerimizin içeriği, evet normalde düz anlamıyla baksanız içerik konu aynı eş anlamlı gibi kabul edilebilir, yakın anlamlı gibi kabul edilebilir ama burada içerikten kastı yediklerimizin içeriği derken hangi maddelerden oluştuğu manasındadır, konu bahsedilen şey manasında, o yüzden de cevap 4 olmalı, uyuşmayan budur. Özellikle yağ miktarı kritik öneme sahiptir. Ciddi bir önem, kritik bir öneme sahip kullanılabilir. Dediğim gibi eş anlamlısını sormuyor burada. Anlamı karşılayıp karşılamadığına bakmamız gerekiyor. İkinci soruyla devam edelim. Bu cümledeki alt sizli sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Türkçe dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. Türkçenin bir gramer kitabı haline değerlendirilmesi ve bu dilde yeknesak ifadelerinin olmadığının öğrenilmesi yüksek oranda bir zevk doğuracaktır. Yeknesak tek düze, sıratan, monoton manasına gelen bir ifade, o da Adana'dır zaten arkadaşlar. Üçüncü soru, bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Mavi renkteki damarlarınızın toplar damar olduğunu ve kirli kan taşıdığı için mavi göründüğünü düşünüyorsunuz. Ne yazık ki bu bilgi doğru zannettiğimiz yanlışlardan birisidir. Bu düşüncenin nedeni okul hayatımız boyunca kirli kan taşıyan damarların mavi renkte resmedilmesi ve bizim gerçekte de o renkte olduğunu düşünmemizdir. Damarlar mavi görünür çünkü damarlardan yansıyan ışık gözümüze gelmeden önce yağ ve deri katmanlarından geçerken kırmızı ve sarı tonlar bu katmanlarda soğurulur, göze yalnızca mavi renk ulaşır. Damar yüzeye çok yakında ve yağ katmanının üzerindeyse o zaman kırmızı ışık da yansır ve maviden daha yüksek dalga boyuna sahip olduğu için bu damarlar kırmızı görünür diyor. Burada asıl anlatmak istediği şey damarların renginin aslında gözümüze gelen şeyin yağ tabakasından geçen belirli ışıkların, belirli renklerin soğurulmasından kaynaklı diğerlerinden baskın olarak ortaya çıkmasından bahsediyor. Yani damar renk ilişkisinin nasıl olduğunu anlatıyor. Yağ tabakasından geçip geçmemesiyle, soğurulup soğurulmamasıyla alakalı olduğunu söylüyor. Damarların mavi olmasının temel sebebi içinde kirli kanı taşımasıdır değil. Damarların mavi renkle çizilmesi bilgi yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu da değil zaten.
Damarların farklı renklerde görünmesinin sebebi diğer renklerle olan ilişkiyle açıklanabilir. Cevabı bu vermiş. Bir de D'yi okuyalım. Bazı damarlar gözümüze mavi renkte görünürken bazı damarlarda damarlar da kırmızı renkte görünür şeklinde bağlaç herhalde buradaki D'yi ayrı yazması lazım. İfade edişi de değişiyor çünkü. Damarların çeşitli renklerde görünmesi göz yanılsamasından ibaret. Yanılsamadan kaynaklı değil, rengin emilmesi, soğurulmasıyla alakalı olduğunu söylüyor. Şimdi burada C vermiş. Diğer renklerle ilişkisi olarak değerlendirmemizi istiyor aslında. Hani o renklerin soğurulması, bunların daha baskın olması olduğu için C'yi vermiş. Ama dediğim gibi net olarak bize o ışıktan kaynaklı, daha doğrusu soğurulup ışıktan gözümüze o şekilde gelmesi şeklinde vermesi daha doğru bir yanıt olurdu arkadaşlar. Ama cevaba göre Ceyhan'ı işaretledik biz de arkadaşlar. Dördüncü soru. Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili hangisi söylenebilir? İnsanın göz küresinin hızlı ve ağrısız bir şekilde taranması birçok ölümcül hastalığın tespiti için çok önemlidir. Erken ölüm riski daha yüksek olan hızlı yaşlılar öğrenilirse müdahale ile ömürleri uzatılabilir. Evet, ölümcül hastalık için, daha doğrusu ölümcül hastalıkların tedavisi için erken tedavi olursa diyor, tespit edilirse diyor, bunlar ömür uzayabilir diyor. Bakalım birinci cümlede verilen yargının açıklamasını yapmakta. Birinci cümlede ifade edilen durumun karşıt olgusu değil, birinci cümlede belirtilen durumun koşulunu açıklamakta. Evet, öğrenilirse uzatılabilir diyordu. Cevabımız bu olmalı. Yargının örneklemesi birinci cümledeki ifadenin gerekçesi değil. Cevabımız C olmalı. Beşinci soruya geçelim. Bu parçada Venüs'le ilgili asıl anlatılmak istenen nedir? Kendi etrafındaki dönüşünü 243 dünya gününde tamamlayan Venüs, Güneş sistemindeki gezegenlerin tersi yönünde dönüyor. Yani Venüs de Güneş batıdan doğup doğudan batıyor. Ancak bu durumun nedeni henüz keşfedilebilmiş değil. Bilim insanları tarafından öne sürülen en güçlü teori ise Venüs'ün oluşumunun ilk dönemlerinde Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle aynı yönde döndüğüdür. Ancak Güneş'in kütle çekiminin Venüs'ün kalın ve yoğun atmosferi üzerinde sebep olduğu güçlü gelgit etkisi Venüs'ün çekirdeği ile manto tabakası arasındaki sürtünme nedeniyle yavaşlayarak ters yönde dönmeye başladığı şeklindedir. Şimdi bakın buraya kadar anlattığı şey niye ters döndü? Aslında bunu asıl söylemek istediği bu değil. Buradan sonrası Venüs diğer gezegenlere göre sürekli ters yönde döndüğünden inananlar için şeytanın, iyiler için kötünün, güzellikler için çirkinin, sıradanlar içinde çılgının simgesi olmuştur diyerek, yani aslında bu tersliğinin günümüzdeki tersliklerle kendisini sembolize etmesinden bahsediyor. Venüs'ün dönüşü diğer gezegenlere göre ters istikamet. Evet, bu ama asıl söylediği şey bu değil. Teoriye göre Venüs ilk başlarda diğer gezegenlerle aynı yönde. Yine bu asıl söylediği şey değil. Güneş Venüs üzerine ters etki yarattığı için Venüs'ün yörüngesi değişmiştir. Venüs aykırı yönde hareket ettiği için hep aykırı kavramların, yani inananın şeytanı, iyinin kötüsü, sıradanın da çılgın şeklinde aykırı tiplemelerin sembolü olduğu şeklinde aradığımız cevabın bu olduğunu görüyoruz. Venüs de Güneş batıdan doğup doğudan batar önermesi gerçekleşidir. Bunlardan bahsetmiyor zaten, asıl söylediği Denizli'ydi arkadaşlar. Altıncı soru. Bu parçada Orhan Veli ile ilgili hangisi söylenemez? Garip hareketinin öncüsü ve en önemli temsilcisi olan Orhan Veli, ilk şiirlerinde hece ölçüsü ve öz şiir ile anlayışına yakın eserler vermiştir. Garip akımıyla birlikte şiir anlayışını değiştiren sanatçının şiiri, hece ve aruz gibi alışılmış ölçü kalıplarından, klişeleşmiş söyleyişten, içi boş süslü sözler yığını olmaktan çok uzaktır. Her sözcüğün şiirde kullanabileceğini savunan şair, dur anlatımı ile dikkat çekmektedir. Bakalım ilk şiirlerini farklı anlayışla kaleme alıyor. Şu an farklı demişti. Garip anlayışıyla beraber bezine karşı çıkmıştır. Heceyi vesaire bir yana bıraktı dedi zaten. Hece ve aruz gibi alışılmış ölçü kalıplarından uzaklaştı dedi. Bu da var. Gereksiz sözcüklerden kaçınan bir anlatımı var. Evet, sözler yığını olmaktan çok uzak dedi. Kelimelerin hepsini şiirlerinde kullanmıştır. Yani burada şuradaki ifadeyle belki buraya
gidenler olmuştur. Her sözcüğün şiirde kullanılabilmesi demek, her sözcüğü şiirde kullanılır şeklinde bir ifadeye yol açmaz arkadaşlar. O yüzden D olmalı. Yalın ve anlaşılır bir anlatım zaten son ifadede bunu söylüyordu. Kelimelerin hepsi kullanılabilirdi. Yoksa hepsini kullanmıştır ifadesi genel toplancı bir anlayış olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Yedinci soru bir ses bilgisi sorusu. Hangisi yoktur diyor. Bakalım. Şimdi insan beyni çağlar boyunca insanları şaşırtmıştır derken mış mış zaman ekine dırdır ekini getirdiğimizde bu şey bu D'yi kendisi gibi sert bir ünsüz yapıyor, sertleştiriyor. Şaşırtmıştır, tır oluyor. Sertleşme var, benzeşme. Baktığınız zaman çalıştığını derken yine çalışmak fiiline dıklık sıfat fiil eki geldiğinde bu şeyinin D'yi sertleştirdiğini bir kez daha görüyorsunuz. Aynı şekilde çalıştığını derken buradaki K ne oluyor arkadaşlar? Yumuşuyor. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Ne asıl ifadesinde de biliyorsunuz ki iki kelimenin birleşmesiyle oluşan bir ünlü aşınması dediğimiz ünlü düşmesi oluyor arkadaşlar. Bu da var. Yükselişi anlamına gelir derken de yüksek kelimesi biliyorsunuz ki isimden fiil yapım eki L'yi aldığında buradaki K ne oluyor? Ünsüzümüz düşüyor arkadaşlar. Ünsüz düşmesi de var. Ünlü değişimi dediği şey ünlü kalınlaşması bene sene ifadesinin bana sana şekline dönüşmesidir. Burada ondan ona rastlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Sekizinci soru bir dil bilgisi sorusu. Altı dillerin hangisi üçüncü tekil kişi iyilik iki almıştır? Evin birinci tekil, evin ikinci tekil şahsi iyilik iki. Onun evi şeklinde söylediğimizde de üçüncü teknik şahsi iyilik iki S kaynaştırması alabilir. Bakalım 13. yüzyılda Moğol İmparatoru dediği zaman zaten arkadaşlar isim tamlamalarındaki tamlanan eki iyilik ekidir ve üçüncü tekil iyilik eki olarak karşımıza çıkar. Cevabımız direkt Adana olmalı ama şunlara bakalım. Madeni para derken mensubiyet hissidir arkadaşlar. Bu değil. Kağıt parayı baskın para birimi haline getirmiş derken neyi baskın bir para birimi haline getirmiş? Neyi? İsmin i halidir. Bu da değil. Hakiki değeri derken yine mensubiyet iyisidir. Hakikat kelimesindeki i köken olarak ondan türer. Aslında gövde olarak da alsanız aynı şekliyle bunun iyilik eki olmadığını görüyorsunuz. Onun hakiki olmuyor zaten. Ve anlamlı zaten iyilik eki yok. Lığlı orada isimden isim yapım ekidir. Cevabımız Adana doğrudur. Dokuzuncu soru. Hangisi belirtme durum eki almış? Yani ismin i hali kimi neyi sorusuna yanıt verecek? Aynı zamanda isim tamlamalarındaki tamlanan eki iyilik ekidir. Bunu unutmayın. Niye söylüyorum? Sorusunun cevabı derken isim tamlamasındaki tamlanan eki buradaki i iyilik ekidir. Belirtme durum eki değildir. Eriştirel okuma. Okunanların daha iyi anlaşılması zaten sı, si, se şeklinde varsa bu kaynaştırma varsa iyilik eki olduğu gösterir. Okunanların anlaşılması çünkü tamlanan ekindeki iyilik ekidir. Bu da değil. Eleştirel okuma okuduklarınızı bakın sizin okuduklarınız buradakiniz iyilik ekidir. Neyi okuduklarınızı kimi neyi sorusuna yanıt verdiğinde ismin i halidir. Cevap C olmalı. Okuma biçimidir derken yine okuma biçimi bir isim tamlaması şeklinde biçim kelimesine gelen oradaki i ne oluyor? Yine iyilik ekidir. Dir zaten burada arkadaşlar. Ek fiildir. Oradaki i'nin iyilik eki olduğunu, belirtme durum eki olmadığını görüyoruz. Her okuyucunun yargıları derken yine aynı şekilde iyilik ekidir. Cevabımız Ceyhan doğrudur arkadaşlar. 10. soruda bir dil bilgisi sorusu. Belirtili nesnesinde, bu cümlenin belirtili nesnesinde hangisi yoktur diyor. Önce belirtili nesneyi bulalım. Bedri Rahmi Eyüboğlu edebi yaşantısında önemli bir sanatçı olduğunu ve resim dünyasında da yatsınamayan bir ressam olduğunu ispat etmiştir. İspat etmiştir yüklem. İspat eden kim? Bedri Rahmi Eyüboğlu özne. Bedri Rahmi Eyüboğlu neyi ispat etmiştir? Edebi yaşantısında önemli bir sanatçı olduğunu ve resim dünyasında da yatsınamayan bir ressam olduğunu yani komplesi belirtili nesnedir arkadaşlar. Aradaki ifadede hemen şunlardan hangisi yok bunu bulalım. İsim tamlaması demiş resim dünyası belirtisiz isim tamlamasıdır var. Baktığımız zaman nerede bir sıfat varsa orada bir sıfat tamlaması vardır. Yatsınamayan bir ressam olduğunu zaten sıfat fiil grubudur. Dıktik ekiyle onu oluşturuyoruz. Nerede bir sıfat varsa orada bir sıfat tamlaması vardır dedik. Önemli bir sanatçı. Nasıl bir sanatçı?
bunun da olduğunu görüyorsunuz. Ve edebi yaşantısında önemli bir sanatçı olduğunu ve resim dünyasında yadsınamayan bir ressam olduğunu derken B bağlacıyla bunu bağlayan bir bağlaç grubu da görüyoruz. Zaten baktığınız zaman bu ifadede nesne arasında arkadaşlar nesnenin içerisinde isim fiil, fiilimsi eki yok arkadaşlar. İsim fiil eki yok. Mame, makmek, ış iş eki yok. Mame burada olumsuzluk ekidir biliyorsunuz. O yüzden de cevabımız bursa olmalı arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı hangisidir diyor. Okuyalım önce bir. Bu gibi sorularda parçayı okuyup yorumlamadan kesinlikle ögelerini ayırmayın ve ayırırken önce yüklemi bulun her zaman, sonra özneyi bulun. Şiddetin bir çözüm olduğunu savunan kişiler olumsuz eylem ve davranışlarının sebebiyle birlikte değerlendirilmesini isterler. İsterler yüklem. İsteyen kim? Şiddetin bir çözüm olduğunu savunan kişiler, özne. Şiddetin bir çözüm olduğunu savunan kişiler neyi isterler? Olumsuz eylem ve davranışlarının sebebiyle birlikte değerlendirilmesini, belirtili nesnedir zaten bu da. Özne, belirtili nesne ve yüklem, yani cevabımız Adana'dır arkadaşlar. 12. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Bakalım. Kaplanların neredeyse hepsi turuncu renklidir. Hangi renk? Turuncu renk şeklinde sıfat. Devam edelim. Ancak bilim insanlarına göre kaplanların turuncu renkleri aslında onlara büyük avantaj sağlar. Nasıl avantaj? Büyük avantaj yine sıfattır. Devam edelim. Bu hayvanlar mavi ve yeşili seçebilir. Normalde mavi rengi vesaire deseydi arkadaşlar, mavi renk deseydi, mavi araba deseydi biliyorsunuz ki sıfat oluyordu. Ama mavi ve yeşili seçebilir dediğinde burada mavi adlaşmıştır arkadaşlar. Adlaşmış sıfattır. Artık sıfat değildir. Cevabımız C olmalı. Devam edelim. Peki kaplanlar bu rengi derken bu işaret sıfatıdır. Bu da sıfat. Çünkü memeli hayvanlar biyolojileri gereği yeşil pigment taşımaz. Biliyorsunuz ki renk belirtiyor zaten. Direkt sıfattır. Cevabımız Ceyhan'dır. Çünkü adlaşmıştır arkadaşlar buradaki mavi kelimesi. 13. soru. Yine bir sözcük türü sorusu. Altı çizilenin hangi sözcük türü olduğunu söylüyor. Zaten ölçmek için dediğinde burada ifade ediş olarak her zaman içini gördüğünüzde edat diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada edat olmayanları eleyerek işe başlayabiliriz. Bakın ne kadar kolaylaştı işimiz. Ama her zaman bağlaştır. Onu da gördüğünüz zaman bakın zamiri de elediniz burada. O yüzden cevabınız direkt Edirne olarak karşınıza çıkar. Sağlamasını yaptığımızda büyüleyici bir ışık, nasıl bir ışık? Sıfattır. Avatar filmini izleyenler normalde orada fiilimsidir, sıfat fiildir ama Avatar filmini izleyenler derken adlaştığını görüyorsunuz. Onun bir isim olarak da karşınıza çıkıyor. Ama bunu daha düzgün bir şekilde sorabilirlerdi. Adlaşmış sıfat vesaire, adlaşmış sıfat fiil şeklinde olabilirdi arkadaşlar. Çünkü oradaki anen sıfat fiil oluyor. Sonuçta fiilimsi oluyor ama adlaştığı için artık onu fiilimsi grubu şeklinde değerlendirdiğimizde de arkadaşlar yine aynı kalıba giriyor ama diğerleri uymadığı için de zaten elememizi yaptığımızdan Edirne kalıyor arkadaşlar. 14. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır. Orta derecede aktif bir kişi, nasıl kişi? Aktif kişi, niteleme sıfatı. Bir kişi de belgesiz sıfat arkadaşlar. O da belirtme sıfatı içerisindedir. Sonuçta sayı sıfatı da olsa biliyorsunuz ki o belirtme sıfatıdır arkadaşlar son haliyle. Kümenin adı olur çünkü. A doğru. İkinci cümle öge ortaklığı bulunmayan bağlı bir cümledir diyor. Eğer günlük ortalamayı korur ve 80 yaşına kadar yaşarsanız hayatınız boyunca yaklaşık 216.262.500 adım yürüyeceğiniz anlamına gelir diyor. Bakın burada korur ve yaşarsanız şeklinde bir şart kipi kuruyor burada. Bunu geçelim hemen. Üçüncü cümlede sıfat fiildeki alan bir fiile yer verilmiştir. Yani hangisinde sıfat fiil vardır diyor. Çünkü zaten sıfat fiiller fiile gelir. Buradaki ifade sözcük yerine fiil denmiş. Adım atan bir insan derken atmak fiiline bakın aynen sıfat fiil eki geldi. Bu da doğrudur. Dördüncü cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. Bu da ekvatorun üzerinde dünyanın çevresini, bu da derken bu burada işaret zamiridir. Beşinci cümlede ek eylem bir ismi yüklem görevine sokmuştur. 115 kere yürümeye eşdeğerdir derken eşdeğerdir burada isim soylu bir sözcüktür ve ek eylem alarak yüklem konumuna gelmiştir.
Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Yüklem ifade ediş tarzı olarak şart kipiyle bağlanıyor. Birleşik yapıda bir arkadaşlar cümledir. Bağlı cümle değildir. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yanaşı vermek, el ayak çekilmek, katılabilmek, farz et, yine çalı verdin gönlümü derken arkadaşlar altı çizildiler. Birleşik fiillerimiz ivermek tezlik fiili, kurallı birleşik fiiller biliyorsunuz bitişik yazılır. El ayak çekilmek bir deyimdir. Deyimler anlam kaybına uğrasa da bitişik yazılır. Katılabilmek yine kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Farz et herhangi bir ses olayı yani ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olmadığı için ayrı yazılması gerekirdi. Cevabımız D olmalı. Çalı vermek tezlik fiili, kurallı birleşik fiiller zaten bitişik yazılır demiştik. 16. soru bir yazım yanlışı sorusu. Minnesota Üniversitesi'nde çalışan bir grup bilim insanı. Şimdi burada kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmıyor. Burada yanlışa düşen arkadaşlarımız varsa hemen onu söyleyelim. Kesmeyle ayrılmadığı için bu yazım doğrudur. Bilim insanı ayrı yazılır. Görme engellilerin görülebilmesine yardımcı olacak biyonik gözlerin geliştirilmesi üzerine çeşitli çalışmalar yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. 3 boyutlu yazıcı ile yarı küre biçimli, yarı küre, yarım küre ifadesi arkadaşlar ayrı yazılır. Yer küre bitişik yazılır ama yarı küre, yarım küre ayrı yazılır arkadaşlar. O yüzden burada direkt 2 numaralı cümlemiz yanlıştır diyoruz. 3'te bakalım. Yeniden görmenin yolunu açtıklarını açıkladılar ve bu çalışmayı Advanced Materials dergisinde yayınladılar. Dergi adını büyük yazmış, D'yi küçük yazmış. Sıkıntı yok. Bu biyonik göz ortam ışığının belli bir kısmını beyin sinyallerine dönüştürmeyi başarıyor. Görme engellilerin nesnenin yerleri algılamasını kolaylaştırıyor. Bir sıkıntı yok. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise gerçek bir gözün yerine nakledilmek iyi düştüğü için bitişik yazılır. Yumuşak bir malzeme üzerine ışık reseptörlerinin yazdırılmasını sağlayacak bir yöntem geliştirmek bir sıkıntı göremedim. Cevabımız Bursa olmalı arkadaşlar. 17. soruyla devam edelim. Biraz önce 15. soruyu çözerken arkadaşlar tekrar dönüp baktığımda sehven yazım yanlışı sorusunda deyimler anlamını kaybetse de bitişik diye demişim dil suçmesiyle. Aslında anlamını kaybetse de ayrı yazılırlar arkadaşlar. Bunu da hemen düzeltelim. Evet 17. soruyla devam edelim. Bu parçada parantezde belirtilen yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez diyor. Getirilemeyecek yerler belli arkadaşlar. İkilemeler arasına getirilemez çünkü bir öbektir. Tamlamalar arasına getirilemez çünkü bir öbektir. Ve aynı görevde kullanılabilecek olan bağlaçlarla birlikte, zarf fiillerle birlikte kullanılamaz. Temel mantığımız bu arkadaşlar. Bakalım hemen. Toz, kuru hava ve çeşitli alerjenler. Arkadaşlar eş görevli ifadeler var. Burada virgül kullanılır biliyorsunuz. Bunu geçtik. Virgül. Hapşırmayı durdurmaya çalışmak ise ağzımıza, burnumuza, gözümüze eş görevli ifadeler, buraya da virgüller gelir. Ve iç kulağa uygulanan basıncı 5 ila 24 kat artırmak anlamına gelir. Cümle bitti, yüklemimiz var, sonra nokta gelir, buraya geliyor. Devam edelim. Eğer hapşırmanın yeri ve zamanı değilse parmaklarınızla üst dudağı hafifçe ovuşturmak biliyorsunuz iseli ifadelerde de yine bağlama olduğunda, şart gibi bağlaç olduğunda vesaire kullanmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Yanlış olur buradaki kullanımız. O yüzden cevabımız Edirne'dir. 18. soruyla devam edelim. Yine bir noktalama sorusu. Hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Yazar öykü, şiir, roman ve tiyatrolarında Anadolu yaşantısını gerçekçi bir tavırla anlatmıştır. Anlatan kim? Yazar, öznesi. Yine eş ifadeli, eş görevli ifadeleri arkadaşlar diğerinden ayırmak için burada kullanmış. Bakalım, sevgi, saygı ve merhamet bitti. Kaçışlar, suskunluklar ve geçimsizlik yerini aldı. Virgüllerle bağlanmış sıralı cümleleri ayırmakta, bir takım yapmakta kullandı. A takımında Arif Hasan Tuncay, B takımında ise Berkay Ömer yine bir takım, bir grup ifadesi yaptı. Sen bir adım at, ben sana doğru büyük dağları aşıp geleyim. Yine arkadaşlar virgüllerle ayrılmış sıralı cümleyi takımlara böldü. Araştırmalara göre çekingen kişiler saygısız, sevgisiz ortamlarda yetişmiştir.
özne kendisiyle eşdeğerde bulunan ifadelerden ayrılsın diye kondu. Yani cevabımız D olmalı. Güçlü birey aile içinde gördüğü saygıyla, zayıf birey değer görmemeyle oluşur. Takımları ayırmakta, gruplama yapmakta kullanıldı. Cevabımız Deniz'de doğrudur. 19. soruyla devam edelim. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez diyor aşağıdakilerden. Bakalım. Kedilerin renkleri algılayamadığı, sadece siyah beyaz görebildikleri oldukça yaygın olan doğru bilinen yanlışlardan biridir. İnsan gözü 3 temel rengi algılayabilen koni hücrelerine sahiptir. Kırmızı, yeşil ve mavi. Arkadaşlar, açıklayıcı anlatım tekniği olduğunu görüyorsunuz zaten. Kedilerin de temel trikromatik görüşe sahip oldukları yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır ve dolayısıyla kediler renkleri görebilirler, ancak onların görüşü insanlarınkinden farklıdır. Bir kedinin renk algısı renk körü bir insanın renk algısına benzemektedir. Onlar da mavi ve yeşilin tonlarını görebilirler, ancak kırmızılar ve pembeler kafalarını karıştırabilir. Evet. Ne yaptı burada? Karşılaştırma yaptı. İnsanla kedinin görüşünü karşılaştırdı. Nitelik bildiren sözcükler, yani sıfattan bahsediyor arkadaşlar. Bunun da bolca olduğunu görüyorsunuz zaten. Bir bilginin yanlışlığından bahsedilmiştir diyor. Ne diyor arkadaşlar? Doğru bilinen yanlışlardan biridir diyerek ondan zaten bahsetti. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün yüklemler cümlenin sonunda, hepsinde sonda, herhangi bir şekilde devrik bir ifade olmadığını görmektesiniz arkadaşlar. O yüzden de cevabımız Bursa olmalı. 20. soru. Bu parça ikiye bölünmek istense ikincisi hangisiyle başlar diyor. Bu gibi durumlarda bir durumdan başka bir duruma geçiş, aynı durumun farklı yönlerine geçiş gibi değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir kompozisyon yaparken satır başı dediğimiz yer diye düşünebiliyoruz mantıken. Bakalım. Güney yarımkürenin en güneyinde, Avrupa'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde buzlarla kaplı olan Antarktika kıtası 1840 yılında keşfedilmiştir. Bu da o tarihe kadar Güneş sistemindeki tüm gezegenleri keşfeden ve isimlendiren insanlığın kendi gezegenindeki bir kıtayı çok daha sonra keşfettiği anlamına gelir. Antarktika kıtası keşfedilince dünyanın en soğuk bölgesi unvanını almıştır. Bu kıta kış aylarında -70 santigrat derecede olup kaydedilen en düşük sıcaklık -89,2 santigrat derecedir. Keşfi son 200 yılda gerçekleşen kıta tek başına dünyadaki tüm buzların %92'sini oluşturur. Antarktika kıtası gezegenimize insan yerleşiminin olmadığı ve uğruna kan dökülmemiş topraklara sahip tek yerdir. Zaten fark etmişsinizdir buraya kadar. Gezegenin fiziki yapısıyla ilgili, soğukluğuyla ilgili bilgiler verirken, burada ise yerleşimin olmadığı, kan dökülmediği topraklar olduğundan bahsediyor. O yüzden de 6 numaradan bölebiliriz. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 21. soruyla devam edelim. Akışı bozan cümle hangisidir şeklinde soru. Bakalım. Günümüzde milyonlarca insan bel ağrılarından şikayetçi. Yapılan araştırmalara göre insanların %80'i ömrü boyunca en az bir kere bel ağrısı yapıyor, rahatsızlığı çekiyor. Genellikle omurgadaki esnek disklerin incinmesiyle oluşan bu rahatsızlıkların uzun süren fizyoterapi veya riskli omurilik ameliyatlarıyla tedavi edildiği biliniyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir mikrojel ise omurgadaki disklerin mekanik fonksiyonlarını eski haline getiriyor. Bu mikrojel doğrudan disklere enjekte edilerek zarar görmüş kıkırdaklara yerleştiriliyor. İnsan hareketliliğinin az olduğu zamanlarda masa başı işlerde kıkırdakların da hareketsiz kalması sonucu eklem rahatsızlığı yaşanabiliyor diyor. Buraya kadar bel ağrısıyla ilgili bilgiler verilirken, burada ise eklem rahatsızlıklarını anlattı. Yani yine akışı bozan cümle 6 numara, yani Edirne'dir arkadaşlar. 22. soruyla devam edelim. Bu parçanın başına diyor, düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Yunuslar yüksek zekaları sayesinde hem kendi aralarında hem diğer hayvanlarla hem de insanlarla oldukça başarılı bir şekilde iletişim kurma becerisine sahiptir. Bilim insanlarının yaptığı en son çalışmalarda ise yunusların beyin taramaları sonucunda varılan yeni bulguların yanı sıra büyüklerin beyinlerinin büyüklüğünün vücutları ile karşılaştırıldığında insan hariç tüm primatlardan daha gelişmiş bir beyne sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Vücuda göre beyni en gelişmiş olan primat ise insandır.
Bunların ötesinde yunuslar kendilerini aynada tanıyabilir, işaret dili öğrenebilir, birbirleriyle ortaklaşa çalışabilir ve ekolokasyon denen eşsiz sonar ses dalgaları sistemleriyle iletişim kurabilirler diyor. Şimdi burada yunusların zekası ile ilgili bir bilgi veriyor gördüğünüz gibi. İnsan dışında bütün primatlardan daha gelişmiş bir beyne sahip olduklarından bahsediyor. Girişte böyle bir ifade olmalı. Yunusların gelişmiş beyinleri onları hayvanlar aleminin, insanı saymazsak, en zeki hayvanı yapar. Evet, girişimiz tam da bu olmalı. İnsanlar iletişim konusunda diğer canlılara göre daha etkin. Yunuslar diğer canlılara göre daha büyük bir beyin yapısına sahiptir. Yunuslar ses dalgaları aracılığıyla kendi aralarında iletişim kurabilen tek canlıdır. İnsandan sonra en gelişmiş beyin ebatlarına sahip olan canlılardır yunus. Zeka vurgusundan da bahsetmesi gerekiyor. Çünkü girişimizde bu var. O yüzden de cevabımız Adana olmalı. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. İnsan hayatının üçte birini uyuyarak geçirir. Ve bu sürenin yaklaşık %25'inde ise rüya görür. Bu rüyaların hemen hepsi hızlı göz hareketi adı verilen uyku evresinde görülür. Hemen hepsi. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre rüyaların görülme miktarı tüm insanlarda benzer olsa da hatırlanma sıklığı kişiye göre değişir. Bunun sebeplerinden biri söz konusu bilgi önemsiz bulunursa beynin veri kapasitesine bağlı değişmek üzere veri filtreleme sistemine takılır ve hatırlanmaz. Yapılan deneylerde gördüğü ve duyduğu her şeye dikkat eden katılımcıların rüyalarını daha sık hatırladığı, önemsemeyen kişilikteki insanların ise rüyalarını daha az hatırladığı kanıtlanmıştır. Hangisi yoktur diyor, hangisine ulaşılamaz diyor. Rüyaların hatırlanması dikkatle ilgilidir. Evet, dikkatli olanlar daha çok hatırlar dedi. Önemsiz bilgilerin rüyalarda yer almadığı, böyle bir şeye ulaşamıyoruz burada, yok arkadaşlar, dursun bakalım. Dikkatli kişilerin rüyaları daha fazla hatırladığı, evet. İnsan hayatının ortalama %33'ünü uyuyarak geçirir. Evet, insan hayatının 3'te 1'i %33'ü olur. Bu da var. İnsanların uykudaki sürenin 4'te 1'ini rüya gördüğü, %25'i 4'te 1 demektir. Bu da var. Önemsiz bilgilerin rüyada yer almadığıyla ilgili bir şeye ulaşamıyoruz. Cevabımız Bursa olmalı. 24. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son dönemlerde bazı maddelerden dolayı arıların iletişim kurma ve yön bulma konusunda problem yaşadığı gözlemlenmiştir. Bilim insanları arılarla iletişim kurma kabiliyetine sahip robotlar tasarladı. Tasarlanan özel arı kovanlarına yerleştirilen çok sensörlü mini robotlar sayesinde arıların kendi aralarında nasıl iletişim kurdukları, bilgileri nasıl muhafaza ettikleri hakkında önemli veriler toplanıyor ve yapay iletişim yöntemleri geliştiriliyor. Arıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasındaki nedenler arasında tarımsal ilaçlamada kullanılan neonikotinoid sınıfı maddeler ilk sırada yer alıyor. Ve bu tarımsal ilaçlar arıların sinir sistemlerini etkileyerek yollarını kaybetmelerine ve kovanlarına dönememelerine ve hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu ilaçların kullanımı yıllar önce yasaklanmışken dünyada Çin'den sonra en büyük ikinci bal üreticisi olan Türkiye'de ise bu maddeler ne yazık ki tarımsal ilaçlamada kullanılmaya devam ediyor. Asıl anlatılmak istenen şey bir şey yapılmış diyor teknolojik olarak. Bu arıların yok edilmesine karşı onları korumaya yönelik adımların atılmasından bahsediyor. Bakalım arıların yön bulma ve iletişim fonksiyonları günümüzde zarar gördüğü için bal üretim noktasında sıkıntılar yaşanmakta. Asıl söylediği bu değil. Anadolu'da bal üretimi arıların doğal dengesine bağlı olarak son dönemlerde artmakta. Bundan bahsetmedi zaten. Çin, Türkiye gibi ülkeler arı üretiminde dünyada ilk sıraları alan ülkeler arasında. Evet ama asıl söylediği şey bu değil. Üretilen bir şey olmalı. Ondan bahsediyor bir saattir. Bilim insanları arılarla iletişim kurma kabiliyetine sahip robotlar geliştirerek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu canlıları korumayı hedefliyor. Evet, tam da bu aradığımız cevap. Arı türünün korunması için dünya üzerinde bazı kimyasallar yasaklanmış ve her ülke bu yasakları gözeterek kendi coğrafyasındaki arılara her ülke sahip çıkmıyor zaten. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 25. soru. Bu parçada söz edilen kahve ve çikolatanın yok olma nedeni hangisidir? Yok olma tehlikesi altındaki ilk iki sırada kahve ve çikolata var. Çikolatanın ham maddesi olan kakaonun üretiminin %70'i Afrika'da gerçekleşiyor. Sıcaklıkların giderek artması,
Afrika'da yetiştirilen kakao ağaçlarının verimini düşürüp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinin 2019 başında yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki senelerde dünyada çikolata olmayacak. Güney Amerika'da yetiştirilen kahve ağaçlarının da iklim değişikliğinden oldukça etkileneceği öngörülüyor. Bu nedenle en çok tercih edilen, en kaliteli kahve cinsi olarak bilinen Arabica kahvelerinin üretim sıkıntısına gireceği, ham maddenin giderek azalmasıyla kahve tüketiminin bir lükse dönüşeceği düşünülüyor. Kahve ve çikolatanın yok olma nedeni gördüğünüz gibi sıcaklıkların artması, iklimin değişmesi, küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliği cevabımız A'dır. Aşırı ve düzensiz tüketimi değil, çikolata ve kahve üreticinin yetersizliği, ham madde üretiminde işçi bulunaması, insan tahribatı sonucu sıcakların artması değil, cevabımız Adana doğrudur. 26. soru. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Yüksek yerlere çıkıldıkça güneşe daha yakın olduğumuza göre sıcaklığın artması gerekmez mi şeklinde çeşitli sorular duymaktayız. Bu durum sanılanın aksine tam tersi şekilde gerçekleşir. Yani yüksek yerlere çıkıldıkça ısı düşer. Bunun nedeni ısıyı tutacak atmosferik basıncın çok düşük olması ya da hiç olmamasıdır. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı 1 ATV'dir. Yerden yükseldiğince bu basınç düşmeye başlar ve bu değişiklik atmosferdeki gazları doğrudan etkiler. Yüksek basınç etkisi altındaki gaz molekülleri sürtünerek sıkışır. Daha az basınç etkisi altında olan gaz moleküllerine göre daha yüksek kinetik enerjiye ulaşır ve ortam ısısını atmosferde tutarlar. Yükseklerde ise hava molekülleri geniş alanlarda birbirlerinden bağımsızdır ve ısıyı atmosferde tutamazlar. Asıl anlatıldığı şey yükseğe çıkıldıkça arkadaşlar sıcaklığın düşme nedeninin işte atmosferik basıncın çok düşük olmasıyla alakalı olduğundan bahsediyor. Basıncın yüksek yerlerde bulunmamasından ısı artar düşer diyor. Basınç yükseltiyle doğru orantılı olduğu için ısı düşer. Yüksek yerlerde basınç düşük olduğundan ısı tutunamaz ve düşer. Tam da söylediği buydu. Isıyı algılama güneşe yakınlığa bağlı olarak değişir değil. Güneş ışınlarının dik gelmesi değil. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. 27. soruyla devam edelim. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen okuyalım arkadaşlar. Sivrisinekler diğer canlılar gibi genetik mirasını yeni nesillere aktarabilmek için hayatta kalmak zorundadır. Bunun için de beslenmek ve kan emmek zorundadır. Sivrisineklerin hassas kimyasal reseptörler içeren proboskis, labium ve maxillary pulp adı verilen çene kemiğine bağlı organları bulunur ve bu organlar sayesinde besin edinebilmek adına ısıracakları insanları tespit ederler. Sivrisinekler vücudundan daha fazla miktarda ısı, karbondioksit ve laktik asit salınan ince derili ve sık terleyen insanları tespit ederler ve bu kişileri ısırmayı tercih ederler. Ayrıca sivrisineklerin kan grubu konusundaki ilk tercihleri 0 pozitif ve A pozitif grupları, en az tercih ettikleri kan grubu ise A ve negatif grubudur. Sivrisinekler koyu renk giysileri daha çok severler. Açık renkli giysiler tercih eden insanların ısırılma oranlarında yarı yarıya düşüş gözlemlenmiştir. İşte sivrisineklerin beslenmek için neler yaptığı ya da nasıl beslendiği ile ilgili, neye dikkat ettikleri ile ilgili bilgi veriyor. Ama genel mantığında hep beslenmek var arkadaşlar. Bir bakalım. Sivrisinekler besinlerini kandaki hassas kimyasallardan edinir. Asıl anlattığı bu değil. Her canlı yaşamını sürdürebilmek adına besin ihtiyacı duyar. Buna ulaşabiliriz. Canlılığın devamı için her varlık bir rol üstlenir. Sivrisinekler de diğer emiciler gibi kana ihtiyaç, diğer emiciler gibi uçan canlıların besin tayini çene yapılarıyla ilgili. Aradığımız cevaba en yakın arkadaşlar Bursa'dır. Çünkü hayatta kalmak zorunda besinle sağlar bunu da demişti. İşaretlediğimiz yerlerden de yakalıyoruz. Cevabımız Bursa'dır. 28. soru. Hangisi bu parçanın yazarının düşüncesini destekleyen bir örnektir? Bakalım. Çocuklarınız yalan söylüyorsa Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini okumanızı tavsiye ederim. Hikayede kaşağıyı kıran büyük ağabeyin suçunu küçük kardeşine atması, küçük kardeşin o günlerde hastalanması üzerine vicdanında ciddi travma yaşayan ağabeyin bu yalanını babasına itiraf ederek bir çeşit özür dilemesi önemli bir psikolojik tutumdur. Çocuklara ciddi anlamda öğüt verir diyor.
Bu parçanın düşüncesini destekleyen bir örnek. Bir patronun çalışanlarını azarlaması sonucunda hatasını anlayıp özür dilemesi, bir iftira olması arkadaşlar, suçu başkasına atması ve bundan pişmanlık duyması değil. Bir babanın evladına kızmasından sonra evladının tutumu değiştirmesi değil. Çocuklar arasında yalan söyleyen çocuğun diğerleri tarafından dışlanması değil. İki kız kardeşten birinin diğerinin hatasını üstlenmesi değil. Öğrencilerden birinin diğerini suçlaması sonucu pişman olup itiraf etmesi. Bir nebze diğer sorulara göre kolay arkadaşlar, cevabımız Edirne'dir. 29. soru. Bu parçadan hareketle hangisi söylenebilir diyor. Süpernova enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bilim insanları ve tarihçiler ünlü tıpçı İbn Sina'nın 1000 yıl önce de Kitab-ı Şifa kitabında bu süpernovaların birini kaydettiğini ortaya çıkardı. İbn Sina kitabında süpernovayı şu şekilde anlatıyor. Görünüşe göre yanma ve parlama uzun süre kalıyor. Bazen saç büresi biçiminde, bazen de yıldız kuyruğu gibi görülüyor. Genelde kuzeyde, fakat bazen de güneyde beliriyor. 3 aya yakın gökte kaldı, zamanla soluklaştı ve yok oldu. Başlarda siyah yakın ve yeşilimsiydi. Sonra kıvılcımlar saçmaya başladı, giderek beyazlaştı ve sonra da solmaya başladı. Bazen şekli bir sakalı andırdı, bazen de bir hayvanın boynuzuna benzerdi dedi. Bu parçadan hareketle hangisi söylenebilir? Süpernova bir yıldızın patlaması sonucunda ortaya çıkan enerjidir. İnsanoğlu her dönemde diğer varlıklara ilgi duymuştur. Bakın bundan 1000 yıl önce de yaptı, şimdi de yapıyor mantığıyla. Buna ulaşabiliriz, bu söylenebilir. Bazı tarihçiler İbn Sina'nın gözlemlerini temel bilgi almıştır. Buna ulaşamayız. Süpernova ilk kez İbn Sina, ilk kez değil, o da söylemiştir ama ilk kez olduğuyla ilgili bilgi yok. İnsanlık tarihinin birçok döneminde gök cisimlerini gözlemlemiştir. Sadece gök cisimleriyle ilgili arkadaşlar burada bilgi verdiği için, diğer canlılar demediği için o zaman da ne yapıyoruz? Edirne'yi işaretliyoruz. Diğer varlıklara ilgi duyması değil de gök olaylarıyla ilgili bilgi veriyordu. O yüzden bunu da arkadaşlar ediyoruz. Cevabımız Edirne olmalı. 30. soru. Bu parçada Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili hangisine değinilmemiştir diyor. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen siyasi, toplumsal ve kültürel değişmelerin etkisiyle oluşan döneme Cumhuriyet dönemi denir. Bu edebiyat dönemi 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başladığı kabul edilse de özellikle ilk yıllarında milli edebiyat özelliği göstermektedir. Milli edebiyat dönemi sanatçılarının önemli bir bölümü de özellikle bu dönemde eser vermeye devam etmiştir. Hangisine değinmemiştir diyor. Bazı sanatçıların farklı iki dönemde de milli edebiyatta da Cumhuriyeti de eser verdiği var. İlk dönemlerinde milli edebiyatın etkili olduğu, milli edebiyat özelliği gösterir dedi, ilk yıllarında var. Oluşumunda siyasi ve kültürel değişimlerin etkisi vardır dedi zaten. Siyasi, toplumsal, kültürel değişmelerin etkisiyle oldu. Hangi zaman aralığında başlayıp bittiğini. Şimdi başladığı tarihi biliyoruz ama bittiğiyle ilgili bilgi vermedi. Bu dursun. Cumhuriyetin ilanı ile ilişkisi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başladı dedi. Ne zaman bittiğiyle ilgili bilgi olmadığı için cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. 31. soruyla devam edelim. Bu iki parçayla ilgili hangisi söylenebilir diyor. Maalesef hızlı okuma kursları ve seminerleri verdiğini iddia eden kuruluşların çoğu, konunun uzmanı olmayan, hafıza, beyin fonksiyonları ve zihinsel potansiyel konusunda bilgisiz olan ve yetkili olmayan kişilerle çalışmaktadırlar. Çoğunun eğitim, psikoloji, beyin eğitimi ve özellikle modern okuma teorileriyle ilgili bir eğitim geçmişleri olmadığını göreceksiniz. Çoğu hızlı okuma kurs veya seminerlerinin temel özelliği sadece takistoskopik eğitim tekniğine dayalı olmalıdır. Bu yöntem sadece göz açılarıyla ilgilenmektedir. Beynin tüm fonksiyonlarını işin içine katmadığı için tek başına başarılı olamamaktadır. Aynı şeyi farklı örnekler üzerinden götürüyor. Bakalım. Aynı konu farklı açılardan açıklanmıştır. Budur arkadaşlar. Farklı konularla ilgili aynı örnekler verilmiştir. Hayır. Farklı bir konu üzerinde benzer açıklamalar. Hayır. Aynı konu. Birbirine benzer konuların farklı açılardan eleştirmişle eleştirme diyor burada. Birbirine benzer değil, aynı konu zaten. Birbirinden bağımsız iki konu hakkında ilişki kurulmuştur. Cevabımız Adana doğrudur arkadaşlar. 32. soru. Bu parçada pusula ile ilgili hangisine değinilmemiştir?
Pusula dünyanın manyetik alanını kullanarak kendi içindeki manyetik iğnesini bu manyetik alana çeviren ve yön belirleyen bir alettir. İnsanlar tarafından yön bulma konusunda tercih edilmektedir. Peki pusulanın ekvator ve çevresindeki yerlerin dışında ve özellikle güney kutbunda düzgün çalışmadığını biliyor muydunuz? Dünyanın manyetik alanı gezegenimizin dönüşü ile çekirdeğindeki sıvı demirin çalkalanması sonucu ortaya çıkar. Kutuplara yaklaştıkça alan çizgileri bükülüp kutbun içine doğru girerler ve pusulanın manyetik iğnesi doğru yönleri göstermez. Ekvatorda ise manyetik alan çizgileri dünya yüzeyine tam paralel olarak uzanır ve pusula kuzey ve güney yönleri doğru bir şekilde gösterir. Dünyanın manyetik alanını kullandığını söylüyor zaten. Bazı bölgelerde düzgün çalıştı, ekvatorda düzgün çalışıyor dedi. Bazı alanlarda düzgün çalışmamasının nedeni, bunu da söyledi. Gezegenin dönüş hızından etkilendi, evet dönüşüyle ilgili bunlar olur şeklinde de söylemişti. Çünkü ekvator, kutuplar bölgesi dönüş hızı zaten. En çok tercih edilen yön aracı oldu, en çok tercih edilen budur vesaire şeklinde bir bilgi vermedi cevap Edirne Olmalı. 33. soru. Bu parçada kelebeklerle ilgili hangisi söylenemez? Kelebeklerin ömrünün bir gün olduğunu düşünenlerden misiniz? Bu bilgi dünya çapında doğru zannedilen yanlışlar listesinde ilk sıralardadır. Dünya üzerinde bugüne kadar ömrü bir gün ile tek bir kelebek türü bile tespit edilmemiştir. Bir gün olan. Bu mitin yayılma sebebi mayıs sineklerinin bir günlük ömrü ile kelebeklerin ömürlerinin karıştırılmasıdır. Kelebeklerin ömrü türüne ve büyüklüğüne bağlı olmak üzere bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Üstelik bu ömür doğada yaşayan kelebekler için geçerlidir. Koruma altına alınan kelebek türleri hava şartlarından ve diğer vahşi doğa şartlarından korundukları için doğadakilerden ortalama 8-10 kat daha uzun yaşarlar. Yani 8 yıl 10 yıla kadar da çıkabiliyor bu mantıkla. Bakalım kelebeklerle ilgili yanlış bilinen bir gerçeklik vurgulandı. Kelebek ömrünün bilinenden daha uzun olduğu düşüncesi savunuldu. Mayıs sineklerinin yaşam süresi kelebeklerin ömrü olarak bilinmektedir. Bu böyle karıştırdı, söylendi. Koruma altına alan kelebeklerin ömrü diğerlerine göre daha fazladır, söyledi. Ortalama kelebek ömrünün bir yıl ile sınırlı olduğu değil, bazen çok daha uzun olabilir, dedi. O yüzden de cevabımız Edirne Olmalı. 34. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Kendi ses kaydımızı dinlediğimizde çoğunlukla duyduğumuz sesin kendi sesimize benzemediğini düşünürüz. Tuhaf karşılarız ve beğenmeyiz. Ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde bu titreşimler hava aracılığıyla kulağımıza iletilirken boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da beyne iletilir. Kendi sesimizi bu iki farklı yolda ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız ve kendi sesimiz olarak bildiğimiz bu ses beynimizde bu frekansta kayıtlıdır. Ses kayıt cihazları ise sadece havada yayılan ses dalgalarını kaydettiği için sesimizin kafamızda iletilen birleşimini duymamış oluruz ve bu ses kendi sesimiz olarak bildiğimiz sesten farklı olur. Hangisi söylenemez diyor bakalım. Kişiler kendi sesini bir kayıt cihazından dinlediklerinde daha farklı algılar. Evet. Ses dalgaları ses telleri aracılığıyla oluşturmaktadır. Evet söyledi bunu zaten. Ses telleri titreştiğinde olur dedi. Kayıt cihazından dinlenilen sesler sadece hava aracılığıyla aktarılır. Evet sadece havada yayılır dedi. İnsanların konuşma sırasında seslerini duyması aşamalı bir şekilde beyne aktarılır. Evet ondan da bahsetti arkadaşlar. Beyne iletilen sesler arasındaki farklılığın sebebi ses dalgalarıdır. Farklılığın sebebi o değil. Ses dalgalarıyla iletildiğinde farklı olur. Beynimize geldiğinde farklı olur. Kendi sesimiz dedi. Ona ulaşamıyoruz. O yüzden de cevabımız Edirne Olmalı. 35. soru. Bu parçadan hareketle interstitium'la ilgili hangisi söylenemez diyor. Bilim insanları derimizin altında kendine özgü bir dokuya ve sıvı dolu bölümlere sahip ağ şeklinde interstitium isimli bir organ keşfettiler. Bu zamana kadar varlığından haberdar olmadığımız bu organın vücudun en büyük organı olduğu ve kanser dahil pek çok hastalığın gizemini çözebileceği belirtiliyor. Bu organ deri altında sindirim, solunum ve başaltım sistemlerinde bulunuyor. Fakat ayrı ayrı değil bir bütün olarak tüm doku ve organları birbirine bağlıyor. Organın içinde bulunan sıvı interstisyal sıvı olarak tanımlanıyor ve vücudun bağışıklık sisteminin enfeksiyon savaşçılarını yani beyaz kan hücrelerine ihtiyaç duyulan bir bölgeye taşıyor.
İlerleyen zamanlarda bu organın tam olarak hangi prensiplere göre işlediğini anlaşılması vücutta kolayca yayılan hastalıklara karşı güçlü bilgiler sunabilir diyor. Bakalım. Varlığından yeni haberdar olunan bir organ olduğu. Evet. Diğer organlara göre daha büyük olduğu, bu da var, en büyük organ dedi. Birçok hastalığın sebebini çözebileceği, bütün organları dokulara bağladığı, bakın ne dedi, dokularla tüm doku ve organları birbirine bağlar dedi. Sadece deri altındadır diye bir şey demedi, her yerde bulunur dedi. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 36. soru, bu parçada bahsi geçen hayvanlarla ilgili hangisi söylenebilir? Gözleri kafasının yan taraflarında yer alan hayvanlar çok küçük baş hareketleriyle arkalarını görebilirler. Ancak sadece tavşanlar ve papağanlar başlarını hareket ettirmeden de arkalarını görme yeteneğine sahiptirler. Çünkü tavşan ve papağanların gözleri kafataslarının ön kısmında değil, yan kısmında yer almasının yanında ön ve arka kısımlarında görüş alanlarını kapatacak bir yer olmadığı için diyor, daha net görür. Ayrıca gözleri tüm yırtıcı düşmanlarını görebilecek şekilde 360 derece ve birbirinden bağımsız olarak dönebilmektedir. Kuadro yani arkadaşlar, bunu da geçelim. Papağan ve tavşanların yırtıcı düşman türlerine bakılarak gözlem açılarının daha etkin olmasından dolayı yırtıcılara karşı üstünlük sağlaması değil, bundan bahsetmedi. Gözleri kafatasının yan bölümünde yer alan hayvan çeşitlerinin önemli bir bölümünün gözlerinin arkasında engel bulunmadığı için arka bölümleri de gördü. Evet, bazı hayvanların gözlerinin bulunduğu konum ve görüş engelleyici unsurların bulunmaması sonucu baş hareketi olmaksızın arka taraflarını görebildi. Evet, aradığımız cevap bu olmalı. Yırtıcı hayvanlarda bulunan göz yapılanmasının 360 derece bakış açısı ile etrafı süzmesinden diğer av hayvanlarını rahatlıkla avladığı, kuş türleri içinde bulunan papağanların tavşanlara göre daha geniş diyor bakış açısına sahip, bakışa sahip olamaması papağanların daha rahat av olmasına yol açtığı, zaten bundan da bahsetmedi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan doğrudur. 37. soru. Aynı metne bağlı iki sorudan bahsediyoruz. Metni bir okuyalım arkadaşlar. Dünyanın coğrafyası levha hareketleri sonucu oluşmuştur. Ve tüm kıtalar her yıl birkaç santimetre hareket eder. Son zamanlarda Afrika kıtasının yavaş yavaş bölündüğü ve bu durumun büyük patlamalara yol açma potansiyeli olan birçok volkan oluşturduğu tespit edildi. Bu sebeple dünyada en çok volkanizmanın olduğu yerler sıralamasında Etiyopya, Doğu Afrika Rift Sistemi ve Eritre ilk üçte yer alıyor. Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre Afrika kıtasının günümüzden birkaç milyon yıl sonra iki parçaya ayrılacağı ifade ediliyor. Bu süreçte oluşacak jeolojik olayların ve volkanların ne zaman ve nerede olacağı ise henüz sırrını koruyor dedi. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Her kıtada volkanik patlamalar, gerçi her kıtada değil, daha çok Afrika'dan bahsetti. Afrika kıtası birkaç milyon yıl sonra yok olacak. Yok olacak değil de ikiye bölünecek dedi. Jeolojik olayların zamanı ve yeri tespit edilmektedir. Hayır, tespit edemiyoruz. Zamanı da bilemiyoruz. Burada öyle söyledi zaten. Kara parçalarını oluşturan unsur levha hareketleridir. İlk başta söyledi zaten. Cevap D olmalı. Bir de E'yi okuyalım. Kara parçaları bölünmeye uğradığında volkanik patlamalar artacaktır arkadaşlar. Cevabımız Deniz'de doğrudur. 38. soru da yine aynı metne bağlı soru. Hemen okuyalım. Bu parçada Afrika kıtası ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Afrika kıtasının bölünmeye uğrayacağı zamanı. Evet, buna değindi. Birkaç milyon yıl sonra dedi. Geçtik. Volkanik patlamaların gerçekleşeceği zamana ve yere, buna değinmedi. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz dedi zaten. Cevap Bursa olmalı ama diğerlerini bir okuyalım. Kara hareketlerinin volkanik patlamalara sebep olduğu, evet söyledi burada. Volkanik patlamaların yoğun yaşandığı yerler, evet. Her kıtanın hareket halinde olduğu, zaten bunu da söyledi. Her yıl tüm kıtalar birkaç santim hareket eder dedi. Cevabımız Bursa doğrudur. 39. ve 40. sorular da yine aynı metne bağlı sorular. Bir okuyalım. Günümüz modern yaşamı onlarca dikkat dağıtıcı şeyle doludu ve bunların çoğu çalışırken işimize odaklanmamızı olumsuz yönde etkiler. İlk sırayı ders çalışırken akıllı telefonlar,
İş hayatında ise arka plandaki alakasız konuşmalar alır ve çalışma verimini %10'a kadar düşürür. İş alanı odaklı bilimsel çalışmalarda metin okutulan katılımcıların arka plandaki alakasız konuşmaları dinledikleri ve kelimeleri geri dönüp defalarca okudukları saptanmıştır. Ders odaklı çalışmalarda ise öğrencilerin sosyal medya, müzik ile çalışma ve kafe ortamı sesleri kaynaklı olarak verimlerinin %2'ye kadar azaldığı görülmüştür. Bilime göre bunun en iyi çözümü çalışırken ses ve teknoloji molası vermektir. Dış etkenleri azaltan bir çalışma süreci ile planlanarak konsantrasyon ve performans arttırılabilir diyor. İşte arkadaşlar, altı çizili kelimenin zaten saptamak, tespit etmek demektir. Direkt cevabın Denizli olduğunu biliyorsunuzdur. Hemen bunu geçelim 40. soruya. Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez diyor. Bakalım hemen parçayı zaten şimdi okuduk. İkinci algı hareketi ilk algıyı zayıflatmaktadır. Evet diyor, arkada bir şey varsa dikkatiniz dağılır dedi. O söylenebilir. İlgili olmayan sesler odaklanmayı etkiler. Aynı zaten. Akıllı telefon kullanan kişinin ders çalışma verimi düşer. Bundan bahsetmedi. Akıllı telefon kullanan dediği zaman şöyle algılamamız gerekiyor. Ders çalışırken akıllı telefon kullanan derse dikkati dağıtır diyor, ama yani bu cümleye göre her zaman yani akıllı telefonu işte ders çalışmasak da kullansak aynı şekilde verimimizin düşeceğini söyleyen bir ifade olduğu için bu ifade yanlıştır. Dediğim gibi ders çalışırken akıllı telefona bakmak vesaire demesi gerekiyordu. O yüzden de cevabımız C olmalı. Modern çağda çeşitli etkenler odaklanmayı engeller. Doğru. Odaklanmayı artırmak için ara sıra ses ve teknolojiden yoksun olmak gerekir. Evet arkadaşlar, buna da ulaşabiliyoruz. Bu haftaki deneme çözümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki denemede görüşmek üzere. Sayaç Kütüphanesi'nin bu haftaki deneme sınavının tarih soru çözümlerine başlıyorum. Ben tarih öğretmeni Zeki Efe. İlk soruyla başlarsak, Uygurlar et yemeyi ve savaşmayı hoş görmeyen Maniheizm'e geçtikten sonra tarım yapmaya ve etrafı surlarla çevrili şehirler inşa etmeye başlamışlardır. Buna göre Maniheizm'in Uygurlarda Türk toplumunda görülen 3 anlayıştan hangilerini zayıflattığı söylenebilir. Baktığımızda, birinci öncülde cihan hakimiyeti, dünyaya hükmetme anlayışı. Şimdi Mani dini savaşmayı hoş görmüyorsa cihan hakimiyetini zayıflatacak. Sosyal devlet, halk için çalışan, halka hizmet götüren, refahını mutluluğunu artıran devlet modeli bunu engelleyecek bir durumdan, davranıştan, tavırdan bahsetmemiş. Ordu millet anlayışını biliyorsunuz. Herkes barış zamanında gündelik yaşamdaki işiyle uğraşıyor. Savaş tehlikesi belirince orduyu oluşturuyordu. Savaşmayı hoş görmeyen Mani dini o zaman ordu millet anlayışını zayıflatacak. İlk soruda doğru yanıtımız Denizli 1 ve 3 oldu. İkinci soruda Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat'a düzenlediği sefer sonrası Abbas halifesini ve Bağdat'ı Büveyhoğulların baskısından kurtarmıştır. Bunun üzerine Abbas halifesi düzenlediği bir merasimle Tuğrul Bey'e altın kılıç, sancaklar, hilatlar vermiş ve başına iki taç giydirmiştir. Selçuklu hükümdarları bu olaydan sonra Sultan-ı İslam ünvanını kullanmaya başlamışlardır. Bu ünvanın alınışı gençler artık İslam dünyasına laik yönetimle başladığını gösterir. Artık İslam dünyasının siyasi lideri Tuğrul Bey, dini lideri Abbasi halifesi olmuştur. Yetki paylaşımı var. Bu bilgiden hareketle Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam dünyasının siyasi liderliğini yaptıklarını söyleriz. Siyasi ve askeri açıdan güçlüler ki halifeyi korumaya gittiler, doğru. Arap kültüründen etkilenmişler, sultan ünvanı geldi. Denizli'ye bakarsak kendi halifeliklerini ilan ettiklerini söyleyemeyiz. Çünkü Abbasi halifeliği halifelik makamına devam ediyor. E şıkı meşruluklarını, yasallıklarını pekiştirdikleri ünvanla beraber doğrudur. Fakat kendi halifeliklerini ilan ettiklerini ikide söyleyemeyiz, Denizli şıkı. Üçte, Osmanlı Devleti'nde 1. Mehmet'ten itibaren devlet adamı ve asker ihtiyacını karşılamak için gayrimüslim köylerde devşirme sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde bir aileden birden fazla, bir köy ya da kasabadan ise 40'ta birden fazla çocuk alınmamasına dikkat edilmiş ve tek çocuğu olan aileler devşirme sisteminin dışında tutulmuştur. Osmanlı Devleti'nin devşirme sistemini uygularken dikkate aldığı bu kriterlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir.
Bakınız, tek çocuğu olan aileden devşirme alınmıyor. Her aileden bir çocuk alınıyor. Bir köy ya da kasabadan 40'ta birden fazla çocuk alınmıyor. Demek ki devşirme sistemiyle çocuğun toplandığı yerdeki sosyoekonomik yapının, tarımın, ticaretin, hayvancılığın da devamlılığı amaçlanıyor. Oradaki düzenin bozulmaması hedefleniyor. Üçte doğru yanıtımız Adana olacak. Dörtte, Kütahya-İskiye savaşlarında Türk ordusunun Yunanlara yenilmesiyle İtalya, Anadolu'dan askerlerini çekmeyi durdurdu. Fransa'da Türkiye Büyükelçilik Meclisi yaptığı ikili barış görüşmelerine ara verdi. Yunanistan kazanınca bir çekilme kararı var, onu bekletmişler. Sakarya Savaşı'nda Türk ordusunun Yunan taarruzunu kesin olarak püskürtmesiyle İtalya Anadolu'dan askerlerini tamamen çekti. Fransa Türkiye Büyükelçilik Meclisi ile Ankara Anlaşması'nı imzalayıp Hatay hariç işgal bölgelerinden çekildi. Bu gelişmelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Şıklara bakarsak, İtalya ve Fransa'nın Anadolu'yu işgal planlarının başarısız olduğu, Anadolu'dan çekildiklerine göre başarısız olmuş. Türkiye Büyükelçilik Meclisi'nin askeri başarılarını siyasi başarılara dönüştürdüğü Ankara Anlaşması imzalanmış, doğru. C. İtilaf devletlerinin Anadolu'ya yönelik ittifaklarının bozulduğu, evet. İtalya ve Fransa çekiliyorsa demek ki İngiltere yalnız kaldı, doğrudur. D şıkkı, işgal güçlerinin politikalarını Batı cephesinde yaşanan gelişmelere göre belirlediği, o da doğru. Kütahya-Eskişehir'de Yunan kazandı, kalalım. Sakarya'da düzenli ordu kazandı, gidelim politikası izlemişler. E'ye bakarsak, Türkiye Büyükelçilik Meclisi'nin misak milli ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam ettiği, hayır taviz verilmiş, bakın Hatay hariç işgal bölgelerinden çekildi diyor. Hatay'ı alamadığımıza göre misak milliden taviz verilmiş, taviz vermeden yoluna devam ettiği söylenemez. 4 Edirne. 5'te ilke sorusu var. Türk Medeni Kanunu ve diğer hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu eşitliğin 3 ilkeden hangilerinin hukuk alanındaki düzenlemeler yapılırken temel alınmasıyla mümkün olduğu söylenebilir. Laiklik, evet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Aynı zamanda her şeyin akla, bilime, mantığa göre düzenlenmesi, aynı zamanda kişilere din, inanç, mezhep, vicdan hürriyetinin tanınması, aynı zamanda devletin her dine eşit mesafede yaklaşması. Burada da Müslüman ve gayrimüslim olsun, herkes aynı hukuk kurallarına uyacaksa demek ki devlet laiklik ilkesini uygulamış, laik davranmış. Halkçılık, herkes için. Eşitlik gördüğümüz yerde zaten halkçılığı işaretleyeceğiz biliyorsunuz. Herkes eşit. Devletçilik ekonomik boyutlu bir ilke. Devletin halk yararına ekonomik yatırımlar yapışı. Yukarıda bununla ilgili bilgi yok. Demek ki bu hukuk kurallarının uygulanması laiklik ve halkçılık ilkeleriyle alakalı. Ceyhan şıkkı. Bir başka sınavda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Evet sevgili gençler, doping hafızanın TYT sorularıyla birlikteyiz. İlk sorumuz, 6. sorumuza baktığımızda bir dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili bir soru. Bu soru da bize 23 Eylül tarihinde, yani Güneş'in ekvatora dik açıyla geldiği bir günde başlangıç meridyeni üzerinde yer alan Londra kentinde, yani 0 derece boylam üzerinde Güneş'in ufuk düzlemindeki konumu en doğudaki konumundayken, yani sabah Güneş'in doğması anını yaşıyorken Türkiye'nin en doğusundan geçen meridyenin, yani 45 derece doğu meridyeninin Güneş'in ufuk düzlemindeki görme açısı nasıl olur diye bir soru sormuş. Biz burada şuna bakacağız. Birbirine göre daha doğuda olan bir merkez Güneş'i daha batıda, birbirine göre daha batıda olan bir merkez ise Güneş'i daha doğuda görür. Toplamda bakıldığında bizim başlangıç meridyeniyle aramızdaki saat farkı 3 saatlik bir fark oluşturacaktır. Yani biz 3 saat daha doğuda olacağız. O zaman Güneş başlangıç meridyeninin tam doğuda gördüğü bir anda bizde 3 saat daha batıya kaymış olacaktır. Güneş'in ufuk düzleminde konumunda 12 eşit parçaya bölersek aşağıdaki verilen şıklardan deniz şıkkına bakarsanız 3 saatlik bir fark ve 3 saatlik bir daha batıya kayışın olduğunu bize kanıtlayacaktır. O yüzden 6. sorumuzun cevabı denizde olacaktır. 7. sorumuz bir harita bilgisi sorusu. Bu soruda iki ayrı harita verilmiş ve aynı uzunluğa sahip iki alanın birinde 4 cm ile diğerinde ise 8 cm ile gösterildiği söyleniyor. O zaman biz burada şunu yaparız. 1 cm'de neyin gösterildiğini bulacağız. O zaman birinci haritada 4 cm'de 160 km gösteriliyorsa 1 cm'de 40 km gösterilecek diyeceğiz. İkinci haritada ise 8 cm'de 160 km gösteriliyorsa 1 cm'de 20 km gösteriliyor diyeceğiz.
Aşağıdaki şıklara baktığımızda A şıkkında 1 santimde 40 kilometrenin birinci haritada, ikinci haritada ise yine A şıkkında 1 santimetrede 20 kilometrenin gösterildiğini görürüz. Bu da bize doğru cevabın Adana olduğunu gösterir. 8. soruya baktığımızda bir iklim sorusu. İklim grafiği verilmiş. Grafiği okuyacak olursak sıcaklığın gördüğünüz gibi 0 derecenin altına düşmediği, her mevsim yağışlı olduğu, özellikle yağışların sonbaharda daha fazla olduğu gözlemleniyor. Bu durum bize bunun Karadeniz iklimi ya da ılıman okyanusal iklime sahip olduğunun göstergesi. O zaman burada baktığımızda grafikteki bilgilere göre kar ve don olayı görülmez çünkü sıcaklık sıfırın altına düşmemiştir. Bulutlu gün sayısı fazladır çünkü yıl boyunca yağışlıdır. Akarsuların debisi sonbaharda artar. Evet, çünkü sonbaharda yağış miktarı artar. Ekvatoral iklim tipine aittir demiş. Ekvatoral iklim tipine ait değildir. Niye? Çünkü burası Avrupa'nın batısı ve Karadeniz kıyılarında, ABD'nin batısında görülen bir iklim tipidir. Yani ekvator üzerinde görülen bir iklim değildir. O yüzden buradaki doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak. 9. soruya bakarsak bir nüfus piramidi sorusu. Beşeri sistemlerle ilgili bir soru. Bize şöyle söylüyor. Ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik devamlılığı nüfusa bağlıdır. Bazı ülkelerde nüfus artışı yaşanırken bazı ülkelerde nüfus azalmaya başlamıştır. Bu ülkelerin gelecekte bir takım sıkıntıları oluşacaktır diyor. Buna göre aşağıdaki verilen nüfus piramitlerinden hangisinde bahsedilen durumun yaşama ihtimali daha fazladır diyor. O zaman burada gelişmemiş ülke mantığında bakacağız. Gelişmemiş ülkelerde gelecekte nüfus artış hızının azalması bir problem yaratacaktır gibi bir sonuç çıkacaksa, nüfus artış hızının düşük olduğu bir ülkede değil, nüfus artış hızını düşürmeye çalışan bir ülkede bunu yaşadığını göreceğiz. O da bakıldığında doğru cevap olarak Edirne şıkkına karşılık gelecektir. Nüfus artış hızının düşmesi gelecekte ciddi anlamda nüfus artışı ile ilgili bir problem yaşanacağının kanıtı olarak karşımıza çıkacaktır. Son soruya bakacak olursak, yani 10. soruya bakacak olursak, birinci ülke gelişmemiş bir ülkeye aittir. Çünkü tarım, hayvancılık, madencilik ve ormancılığa dayalı bir durum vardır. İkinci soruya bakacak olursak eğitim, turizm, ticaret ve bankacılık burada daha çok ön plana çıkmaktadır. O zaman gelişmiş ülke olacağız. O zaman aşağıdaki haritada bu eşleştirmeyi yapacağız. Bakalım. A'da birinci harita ABD'yi gösteriyor. O olmaz. Yanlış. B'de birinci noktayı Brezilya gösteriyor. Yani gelişmiş bir ülke, gelişmekte olan bir ülke. Çok uymayacaktır. C'ye baktığımızda birinci ülkeyi Grönland gösteriyor. Yani Danimarka topraklarıdır. Uymayacaktır. D'ye baktığımızda birinci ülkeyi Afrika ülkesi gösteriyor. Uyar. İkinci ülkeyi de neresi gösteriyor? Kuzey, Sibirya'nın kuzeyi gösteriyor. Uymaz arkadaşlar burada. Çünkü bu bölgede yerleşme yoktur. E'ye baktığımızda birinci ülkeyi Endonezya gösteriyor. Evet, tarım ve hayvancılık daha çok odaklıdır. İkinci ülke ise Avrupa gösteriyor. Evet, doğrudur. O yüzden Edirne şıkkı burada doğru cevaptır arkadaşlar. Bir dahaki sınava görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben koçum benim Mersin'den eğitim koçu İbrahim Hoca. 11. soruyla başlayacak olursak, bu parçadan hareketle felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Felsefi etkinliğin ortaya çıkışında belki de en önemli faktör, mitolojinin evrene, doğaya ve insana ilişkin açıklamalarının yetersizliği olmuştur. Şimşeği Zeus'un öfkesine, mevsimlerin oluşumunu Demeter'in üzülüp sevinmesine bağlamak, hem doğa yasalarının işleyiş biçimini aydınlatmakta hem de insan zihninin sınırsız merakıyla sorduğu sorulara mantıksal yanıtlar vermekte başarısızlığa uğramıştır. Bilgi tahtından indirilen mitolojinin yerine gelen felsefe, bilmek için bilme arzusunda olan aç zihinleri tutarlı, kanıtlanabilir ve tekrar tekrar sorgulanabilir yanıtlarla doyurmaya çalışmıştır ve hala da doyurmaya devam etmektedir. Hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. A şıkkında merak edilen sorulara rasyonel açıklamalarla yanıt verdi. Evet, doğru. Böyle yanıtlarımız var. B'de teolojik açıklamaları sorgulayarak dogmaları yıktı. Evet, mitolojiyi sorguladı ve daha sonrasında bu dogmaları yıktı. C'de insanın merak ettiği her şeyi inceleme konusu yaptı. Evet, felsefe tam olarak zaten budur. D şıkkında dini açıklamaların eksikliklerini tamamlayarak temellendirdi. Hayır, bir eksiklik tamamlama yok. Aksine yıkma var. A şıkkını, çok özür dilerim, B şıkkını kabul ettiysek zaten D şıkkını reddetmemiz gerekiyor. Geldik bir diğer sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Descartes'in verilen görüşlerine ters düşer diyor, bakın. Ters düşer. Descartes görüşlerini temellendirirken öncelikle kuşku ile başlar.
her şeyi istisnasız bir biçimde sorgular ve kuşkunun içinde mantıksal bir kesinlik buluncaya kadar kuşku yolunda direnir. Benim tasavvur ettiğim veya tanıdığımı zannettiğim her şey kuşkulandırıcı olabilir ama objeye ilişkin bu tasavvurlarım mevcuttur. Ve böylece bu tasavvurları oluşturan ben de mevcudum diyerek şu ünlü iddialarına ulaşır. Kuşkulanıyorum, o halde düşünüyorum, düşünüyorum, o halde varım. Arkadaşlar bunu şöyle de çevirebilirsiniz. Düşünüyorum, o halde varım diye de çevirebilirsiniz. Şimdi Descartes'a hangisi ters düşer diyor. A şıkkında doğru bilgiye ulaşmak için tüm dogmaların yıkılması gerekmektedir. Evet, doğru bilgiye ulaşmak için dogmaları yıkmak lazım. B şıkkında kuşkulanmak düşünsel bir eylemdir ve düşünen varlığın kanıtıdır. Evet, son cümlemizde bunu söylüyor. C şıkkında şüphenin metodik bir biçimde kullanılması şüphe edilmeyecek bir doğruluğa götürür. Evet, Descartes şüpheyi bir yöntem, metot olarak kullanır. D şıkkında düşündüğünden şüphe etmediği sonucuna ulaşan kişi doğru bilgiye akılla ulaşmıştır. Evet, son noktamız bu olması gerekiyor zaten. E şıkkında ise şüpheyi sonuna kadar götürerek şüphenin kendisinden bile şüphe etmek gerekir. Arkadaşlar şüphenin kendisinden şüphe edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Geldik 13. sorumuza. Bu parçada verilen düşünceyi savunan biri ahlaki eylemlerini aşağıdaki hangi akımın görüşleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir? Kimse başkasına ne yapması ya da ne düşünmesi gerektiğini söylememelidir. Her birey kendi hayatını yaşamalı, kendi değerlerini oluşturmalı ve onlara göre düşünüp eylemelidir. Bu da birey olmanın temel koşuldur. Kendi yaşamının iplerini eline alan her insan bilinçli bir şekilde eylemlerini seçip hayat yolunu kendi istediği gibi özgürce çizebilir ve birey olabilir. Bakın hangisi ile örtüşür diyor. Şimdi fatalizm kadercilik demek, özgürlük yok, bunu eliyoruz. Determinizm nedensellik demek, özgürlük yok, bunu eliyoruz. Otodeterminizm ahlaki özellik demek, libertarianizm birazcık daha bireysel özgürlüğü savunuyor gibi görünse de ki bu birazcık daha politik boyutta yer alır. Ama indeterminizm arkadaşlar böyle değildir. İndeterminizmde tamamen her türlü otoriteyi reddederek bir birey olma, bir fert olma, kendi kaderini kendisinin çizmesi, özgürlüğünü kendisi seçmesi vardır. Yani daha radikal bir şeydir indeterminizm. Dolayısıyla paragraf da bize radikal bir özgürlükten bahsettiğinden dolayı cevabımız Deniz'de oluyor. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ise bu parçaya göre paradigma hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilimsel etkinlik, bilim insanlarının özgün görüş ve yöntemleriyle sürekli canlı tuttuğu, yeni ve yaratıcı fikirlerin doğuşuna zemin hazırlayan aktif bir süreçtir. Bu süreçte öne çıkan ilk unsur, bilim insanlarını ortak bir paydada buluşturan, araştırılması ve kanıtlanması gereken varsayımların nasıl ele alınacağını ifade eden bir bakış açısıdır. Bu bakış açısına paradigma adı verilir. Ancak paradigma değişmez bir kalıp değildir. Bilim insanları topluluğu tarafından kabul edildikten sonra problemleri çözüp çözmediği denetlenir. Eğer paradigma gerekli çözümleri üretmiyorsa bırakılır ve yerine yenisi getirilir diyor. Şimdi hangisi söylenemez? A şıkkında farklı bilim insanlarının belli bir konuyu araştırması için yönlendirir. Evet, bir yönlendirme vardır farklı bilim insanları açısından. B şıkkında bilim insanlarının subjektif bakış açısını bilimsel araştırmalarda kullanmasını sağlar. Evet. C şıkkında doğruluğu mutlak kabul edildikten sonra problemlerin çözümü için kullanılır. Arkadaşlar problemi çözmüyorsa doğruluğu mutlak kabul edilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Geldik son sorumuza. Buna göre Rönesans döneminde benimsenen devlet anlayışının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır diyor. Rönesans'la birlikte devletin bireylerin aralarındaki ortaklığa dayandığı kabul edilmiştir. Bakın aslında bize cevabı verdi bu cümle. Toplumların ve devletlerin toprağa düşen bir tohumun filizlenip ağaca dönüşmesi gibi kendiliğinden oluşmadığı savunulmuştur. Yani doğal devleti reddediyor. Bu yaklaşıma göre bireyler iradeleriyle ortak beklenti ve amaçlar etrafında birleşmiş, üzerinde tartışılmış ve uzlaşılmış yasaların denetimi altında yaşamaya karar vererek toplumu ve devleti oluşturmuşlardır. Arkadaşlar dikkat edin, bir araya gelip sözleşme yapıyorlar. Yani cevabımız Bursa.